Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah tevfikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. Kalan ömrümüzü kullandığımız ömrümüzden daha hayırlı etsin. Niyetimize göre muamele etsin. Hatta rahmetiyle muamele etsin. Arkadaşlar bugün 28.11.2021 Dima 183 Tepecik Akıl. Akıl kaçtır? Akıl derslerine epeydir. 20'yi geçmiştir de. Tamam, vermemişiz. Peki. Isırmak için. Da, defterim yok burada ama olsaydı. Değiştirdim yani defterimi de değiştirdim. Değiştirdin mi? Ha, ben sana büyük defter vereyim benim kullandığım defterden. Yok ben de çok Gafurt. Öyle mi? Ama böyle güzel böyle defter. Yakışıklı defterimiz var ya. Yani. Akıl 33 yapmışız abi en son. En son mu? Yani Dima 173, akıl 33 yapmış. Tamam, 34 yazsın sana. Şimdi bir ısırma yapalım. Geçen hafta bir metinde yarısını yani sonuca getiremedim. Okurken yorumlara girince o kaldı, onun böyle telef olmasını istemiyorum. Oradan başlayıp ısırmayı devam edeyim. Yarım saat kadar ısırma yaparız. Yani psikolojidir aynı zamanda. Yani şu psikoloji derken her yerde karşımıza dörtlü çıkıyor. Çözümlemede, yöntemde, sistemde. Nedir o? Bayram kahve getirir misin Haris? Getir. Şimdi insan sırayla yapalım. Yukarıdan aşağı inelim. Allah ile in aşağı dua ile in aşağıya insanlarla, in aşağıya kendisiyle. Çatışıyor, barışıyor. Bu dört tane. Peki mesela şöyle bir kendimize soralım. Ben sorduğum için soruyorum kendime. Bütün sıkıntılar kalkmış olsa, böyle bir becerimiz olsa, sıkıntılar hepsini çözdük. Sıkıntı yok. Hayat ne olur? Neye benzer? Yani Allah'ın başka hangi mahlukuna benzer? Meleklere benzer. Hayat standart olur. Sokakta biri değil. Basit olur. Yani standart olur. Yeknesak. İstirahat döşeği. Evet. Demek ki sıkıntı veya derdin kalkmasını bir kere Allah murad etmemiş. Bunu kaldıramazsın da. Çünkü Allah böyle bir şey yapmamış. Ama insan dört tane sistemle çatışıyor. Sistem diyorum ya. Yukarıdan aşağı bir de iniyorum. Her yerde dört. Dört kıyı çanta, insanın çözümlemede sureti, kanuniyeti, dört kitap, her şey dört. Allah ile in aşağıya, kainatla in aşağıya, insanlarla in aşağıya, kendisiyle devamlı. Çatışıyor, barışıyor, çelişiyor, uyumlu oluyor. Böyle bir sistem Allah geliştirmiş, yapmış. Bunu biz kaldıramayız yani. Sıkıntısız bir hayat, yaşanmaz bir hayat olur. Melek gibi bir şey olur. İnsan olmaz ya. Yani. İnsan olmazmış. Şimdi geçen hafta kaldığım yerden, o ortada kaldım, okuyorum. Yani o dört tane, peki ne, sonuç nedir o dört taneyle? Onları ne yapacağız? Onları arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın diyor. Adem buna girdim. Kendim düşünüyorum bunları. Yani böyle Allah bir şey yapmamış. Olsa ne olurdu? Düşünceni düşünerek dışarıdan bakabilmek düşüncene. Düşünceni düşünerek, düşüncene dışarıdan bakınca dört tane bize göre kaynakla barışık. Veya merdiven ya aşağıya gidecek, ya yukarıya evrilecek, ya dibe gideceksin merdivenle. Veya yukarıya düşünceni düşünmek, düşünceye dışarıdan bakmak.
dışarıdan bakmak demek, vahiy ile düşündüğünü düşünmek. Bu. Çünkü insanın nazarı ile düşünmek hep acabadır. Felsefe. Çünkü değişkendir. Tıpla şey yapsan, geliştikçe daha muhteşemleşiyor insan vücudu. Bilgi arttıkça. 1970'lerde devlet hastanesinde bir asabiye bölümü vardı. Şimdi psikolojinin zaten kırlak bilmem kaç bölümü var. Asabiye bölümü vardı. Sinir bölümü vardı. Psikoloji de oydu. Hep o bakardı. Yani ilim arttıkça dibe varmış olmuyoruz. Muhteşemi seyrediyoruz. Muhteşem. O zaman devamlı değişken bir dünyadayız. Değişken bir dünyadayız. Değişken bir yapıdayız. İnsan devamlı değişiyor. Dört tane sistemi değişiyor devamlı. Fiiliyatı değişiyor. Dimağı değişiyor. Kalbi değişiyor. Ruhu değişiyor. Dört. Her şey de böyle. O zaman düşünceni düşünmek demek. Düşüncene dışarıdan bakmak demek. Dışarıdan bakmak demek. Vahye göre düşünceni düşünmek veya bakmak. Sorunları çözmek değil. Sorunları bitiremez yani. Bitiremezsin. Yani sorunları çözüp sorunsuz mu yapmak istiyorsun? Kendime sordum. Bu mümkün müdür? Değildir. Böyle bir kural, sistem çalışmıyor. O zaman hayatın tek boyutlu olmadığını, menfi veya müsbetin olabileceğini, önemli olan onun sende aşağı veya yukarıya basamağa dönüştürmek, anlamlandırmak, menfi veya müsbet sıkıntının dilini çözmek, bir yerlerin onunla bir yerlerin üstünü açmak, kullanmak, sağ olasın, sıkıntıyı ortadan kaldırmak değil, sıkıntıyı kaldırmak değil, onu aleminde anlamlandırıp farkındalığını artırmak. Beraber yaşamak onunla. Beraber yaşamayı becerebilmek. Yoksa kaldıramazsın, olmaz. Mesela bir misal söyleyeyim. Bunu niçin böyle şey yapıyorsun? Mesela dün akşam hakikaten yatamadım, şöyle yatamadım derken. Gece o namazına kalktıktan sonra, ondan sonra tutmadı. Allah Allah. Mesela ne derim şimdi? Uyku gelmedi. Uykum bozuldu, zorun bozuldu. Var, bunu denebiliyor. Ama bu sefer cüzümü okumaya vesile oldu. Bak demek ki uykum tutmadı değil, cüzümü okudu. Cüz okudu gibi. Şimdi bu olmayacak bir şeyi kaldıramazsın. Yani kalkmaz bu. Peki ne yapacaksın? Onu alemimizde anlamlandırıp bir konuşmadır. Dilini çözmek. Bir yerlerin üstünü açmaktır. Allah boşuna insanlar ve ma rabbuke bizelamin lil abid. Allah kulların üzerine zalim değildir. Zalim değildir. Ama böyle bir sisteme muhatap etti. Yani ne haliniz varsa görün. Öyle değil ya. Öyle değil ya. Hani Musa Aleyhisselam'a demiş ya, Musa Aleyhisselam Allah'a şikayet etti. Ya Rab, kullarım bana küfür ediyor diyor. Allah'tan ne bekliyordu? Bekliyordu yani. Diyor ki, yani geçmiş kavimler gibi. Ya Musa, sana iman edenleri al şehirden çık. Bak şehri başına nasıl geçireceğim. İstemiş yani bunu. Ama Allah şöyle cevap vermiş. Onu istemeyle olmuyor. Ya Musa, onlar bana da küfrediyor. Yani Allah başka bir şey yani. Allah başka bir şey. Mesela şu dünya herkese sabit şeyler aynı de evler vesaire ama dünya sarmalı yani sarmalanmış. O kadar var ki bir halet değiştiriyor, his değiştiriyor, fikir değiştiriyor. Farkı şey yapıyor, üstünü açıyor. Bunun üstünü açmak. En böyle kaliteli açışta dertler ve sıkıntılar açıyor. Kalıcı yapıyor insanı. Mutluluk vesaireler çok böyle hani kalbi ve dimağı üstünü açarken
Öyle görmüşüm yani, bilmiyorum, şahidim kederli. Ama dertlerin ruhu açtığını gördüm. Ruhun kilidini onlar açıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi var. Diyor ki, Allah hüzünlü kalbi sever. Şimdi geçen hafta kaldığım yerde biraz devam edeyim. Çok garip yani. Var mı abi o notlar bizde? Gönderdim. Bugün gönderdikleriniz ondan mı? Son bir sayfayı göndermedim çünkü gelmeden önce. 271, 72, 73 değil mi abi? 300. 300. Evet, 73'ü gönderdim. 72, 71. Tamam. 70'i göndermedim. O 4 sistemle insan çalışıyor. Yukarıdan aşağı ezberlemede kolay olsun yani. Yukarıdan aşağı in. Allah, doğa, kainat, insanlar ve kendisiyle. Çatışıyor, barışıyor. Yani böyle bir şey. Kavga içinde değil ya. Yani. Mesela ekmek kavgası için. Hayır, ekmek kavgası yok öyle bir şey ya. Yani. Öyle bir sistemde yok ya. Yani. Mesela ölüm de böyle. Ölümle. Yani ölüm korkusu. Ya bu değil ya yani, bu da. Esas değil ya. Yani. Mesela doğmada çatışarak mı geldik? Ama tıp da öyle anlatıyor. Yarıştılar, spermalar işte kendisi kazandı falan. Yani tiyatral anlatacak tabii. Takdir yani. Bir takdir ile, tercih ile seni göndermiş. Yani öyle bir tesadüf yok. Yani bu hadiseler, menfi veya müsbet, insanı maksadı şu, hedefi şu, nokta atışı şu, farkındalığını artırmak. Kendini kendine seyret. Sana diliyor ki böyle, neremsin? Ya bu telefon da böyle sade, beden gibi. Ama açıyorsun, ses var içinde bak. Sessiz bir alemde ses olur mu? Ses yok bak. Aç var. Görüntü yok zahirde. Bak görüntü yok. Açarsan görüntü var. İnsan işte bunun nihayetsiz. Koku yok, insanda koku var. Düşünürken kokusu değişiyor biliyor musunuz? İnsan neyi düşünüyorsa kokusu değişiyor. Öyle insanlar var ki, düşüncesinin kokusunu alıyor biliyor musun? Düşüncesinin kokusunu alıyor. Ama bu burunla değil. Artık nasıl? Evet, başka. Hani yattığımız zaman bu ayakla koşmuyoruz, bu kulakla duymuyoruz, bu gözle görmüyoruz vesaire. Ama fatura buna çıkıyor. Evet. Ama bu sıralamada Allah, kainat, insan ve kendisi diyorsunuz ya. He. Şimdi kendisini hep zahirde aradı, suret dedik. İnsanlık sistemi bir kanuniyet, tamam. Ya burada kainat hakikate denk geliyor sanki. Mahiyet de Allah gibi görünüyor. Kainat ilişkisi çok denk geliyor. Biraz bana şey gibi geldi ama. Esma-i hakikat. Acayip geliyor. Şöyle. Yani İstersen kainat değil de Allah'tan sonra insanı koy. İşte acaba o sıralama açıdan... Ama onu koyabilirsin ama dört tane sistem. Hmm. Yani o düşünerek demedim tabii. Hmm. Ama dört tane sistemin şahidiyim. Allah, belki ondan sonra insan, kainat, insanlar. Ama yukarıdan aşağı inmek kolay olsun. Allah, dua, insanlar, insan, kendisi. Bununla çatışıyor, barışıyor. Böyle bir sistem içinde koymak. Önemli olan şu derste, gaye nedir yani diye sordum. Yani bu dima, geliyoruz, gidiyoruz. İşte bu telefonun şifreyi vermeseler sessiz, bak sessiz, sesi çıkmaz. Açamazsın bunu. Görüntüsü yok, şu anda yok. Görüntüyü göremezsin. İşte insanın 18 bin alemi ama zahirde bunu nasıl çözeceğiz ya? Hacker'lar da var vesaire de var. İşte bundan daha muammayız işte biz. Çünkü bunu biz yapmışız. Üzerimizi açmak. Mesela bunu şifreyi açmak. Sonra dosyayı açmak. Bilmem ne bir sürü üstlerini açıyorsun. İnsan zahirde böyle baktığın zaman aynı telefon gibi hiçbir şey yok ya. Burada ne var ya? Ama batarya var ya. Program var. Şey için söyledim abi. Evet. Şimdi o sıralamada en sonda kendisi derken beşer. Beşer gibi bir şey dersek beşer, beşerin nereden öğrenecek
insanlığa nasıl çıkacak? Evet. Hayat-ı tekvineler olan kainatla yani. Evet. Kainatla çıkar. Yani kanun niyeti kainat gibi görünüyor. Hı hı. O açıdan söylüyorum. Doğru. Yani bu kainattan bakacak kanunlara cereyan ediyor. Çünkü kendi haricindeki bütün her şey cereyan ediyor. İşte güneş sistemi, rüzgarlar, sular, suyun kaldırma kuvveti hepsi bir kanun. Bu kanunlara bakarak kendindeki beşeriyet sistemini insanlığa götürecek. O insanlığa çıkarak nereden esinlendiğini görecek Allah'tan. Evet. Yani bir düşünce böyle bir silsileyle olabilir mi diye söyledim. Doğru. Doğru abi. O kadar şey değil ama sistemi fark edip farkında olun. Netice şunu demek istedim. Neyin peşine koşuyoruz? Ne yapıyoruz yani? Farkındalığın arttırmak, farkındalığın her bir farkındalık üzerindeki battaniyeyi kaldırıyor. Başka Allah Resulü'nün tabiriyle cennet bahçesinin bir bahçe oluyor, ilim elçisi. Öyle bir laf değil yani, teşvik için denen bir şey değil bu. Yani hakikattır hepsi. Üzerini kaldır. Mesela şu sohbet burada oluyor zannediyoruz. Birkaç defa demiştim. Şu anda mesela bu tepecikte dershanede yapıyoruz. Burada oluyor. İnan suretteyiz şu anda. Aynı böyle benziyor. Alemi misalin daireleri bu aleme benziyor. Onun için kaftanı normal Himalaya'ya demiş Muhittin Arabi. Muhakematta diyor. Yani şu meclis Allah Resulü demiş uykudadır. Ölünce uyanırlar ama bu meclisleri uyanma olarak kabul ediyor. Şimdi oturuyoruz. Neresi ki? Öyle oluyor. Mesela zahirde oturuyorsun. Mutluluğu da aynı anda yaşıyorsun. Gadabı da yaşıyorsun. İçinin içine giriyorsun ya. Mesela bir gadap çıktığı zaman, şehvet çıktığı zaman, menfaat çıktığı zaman, beşeriyetimiz çıktığı zaman içimizdeyken içine girmiyor muyuz? Ama buradayız. Bu sefer derinleşiyor insan böyle. Kum saatinin beli gibi böyle inceleşiyor ama muhteşemleşiyor sonra. Bütün varlık insanda inceleşiyor. Bel gibi oluyor, kum saatinin beli gibi. Sonra insan ile muhteşem bir duruma dönüyor. Şu anda ahirete gitmeyi zaten şu anda oluyor. Şu anda bu ortam ama inanması çok zor. Belki de gitmeden de Allah nasip edecek bize yani hissedeceğiz inşallah. Küfran nimet olmasın diye söylüyorum. Yani hissedeceksiniz. Şu andaki ortamın burası olmadığını adınız gibi inan. Şu anda olmadığını ama buradayız. Şimdi mesela bir suret var mı? Suret varsa en kesiftir. Üçünü tazamun ediyor. En cami, en kesiftir ya toprak gibi. Sureti varsa ister istemez kanuniyeti var. Kanuniyeti varsa hakikati var. Hakikati olmayanın sureti yoktur. Şu anda suret midir? Üçü çalışıyor şu anda. Otomatik çalışıyor şu anda. Ve farkında değiliz. Eğer fark etsek devre dışı oluruz. Onun için fark ettirmiyor. Mesela bunları bazen fark ettiriyorlar büyük zatlar. Hulusi diyor, usta haftada bir oluyor, tren gidiyor. Usta da gelmiş herhalde, Hulusi abi. Gidecek trene, tren saati geldi. 5 dakikası var, ancak yetişecek gara. Kal diyor. Bu esmadır. Keramet esbaplı esmayı kullanmıyor. Esbapsız kullanıyor. Bazen ki bilelim diye. İstazam oluyor yani. Evet, ama en kalitelisi hangisi? Esbaplı olandır. Evet. Tercih ilahi neyse en kaliteli odur. Şimdi sonra gidersin diyor. Diyor ki Hulusi abi hatırlasın kendisi. Hem ses kaydında var hem yazısında. Ya çok iyi biliyor diyor benim gideceğim saatin. Trenin de gideceğini biliyor. Bana kal dediğine göre diyor. Tamam kalayım. Kalıyor. Tam bir dakika kalıyor. Şimdi git diyor. Yani mümkün değil ki. Kapıdan çıkamazsın yani o dakikayla. Sonra ayakkabımı giydim. Adımı attım diyor. Hiç düşünmedim diyor. Trenin içinde gördüm kendimi. Alttan toplanmış. Yani şu
şu böyle şey ya yapmıştık hatırlarsın. E şöyle yapmış, şöyle yapmış, şöyle yapmış, şöyle yapmış, şöyle yapmış. Adım atmış buradan buraya. Ama hakikatta altını toplanmasa bu kadar mesafe var. Şimdi adım atmış, ne yapmış? Mekanı oluşturan esmaya mazhar olunca tak diye aşağıdaki mesafeyi, şu kadar mesafeyi katlamış. Adım atınca içinde oluyor. Bu gayet normal yani. Nasıl oluyor? Bu alem şahadette oluyor bu. Bu gaybde değil ki bu. Emirdan'da oluyor. Peki bir hatta yürümek noktasında orada bir hizmeti alıyor. Şunları yazacaksın. Alıp götürmek için aşağıdaki yer toplanıyorsa şu anda o yapılan o kitap yazmanın hakikati işleniyor şimdi. Tat dini katlanmasın. Yani şu dersler onun aldığı vazifeden daha ulvi. Nasıl yani o kitapları çoğaltacak, yazacak bir yerde. Şu anda işleniyor. Kitap basılıyor matbaada, Milli Eğitim Bakanlığı. Bir de okulda işleniyor. Sonuç yani bunlar vesaire. Ama böyle şahit kısmen şey olmasa ben demem size böyle. Şu anda burası sureti böyle. Ama değil işte. Ona delil ne olabilir? Şu anda suretinde olmadığın gibi. Bedeninden hiç kimsenin haberi yok şu anda. Böbreğinden, dalağından. Yani şundan bunda yok. Ne zaman dışarıya düşüyorsun? Aniden dışarıda içeride. Ne zaman dersten koparsan dışarıdasın. Ne zaman fikredersen dimağla alakalı alemler aktif. O açılıyor. Açılınca deyince böyle bir muamma, bir garip şey zannetmeyin böyle. Bu böyle yani. Böyle çalışıyor. Bu dünya bizim zannettiğimiz gibi değil. Allah bu kadar anlatıp bitiremedi. Dünya böyle işte doğacaksın, büyüyeceksin, hurma olacak, düşecek, gelecek, ilkokula gidecek, okula gidecek, evlenecek, çocuğu olacak, namaz kılacak, Kur'an okuyacak, ölecek. Bu mu ya? Namazda değil işte. Sonuç değil yani. Namazda o aleme girdim diyor. Bakın namazda elde edilen devam ediyor ahirette ama namaz ölünce bitiyor. Vefat edince namaz bitiyor. Oruç bitiyor. Ama namazda elde edilen beka sonsuz oluyor. Muhatap ilahi oluyoruz ya namazla. Devam ediyor. Bu yani bilin yani bu ortam surette böyle, zahirde surette. Delilim nedir olmadığını ikinci kez söylüyorum. Şu anda taşımış olduğun, sen de aktif olan halet niye evde yoktu? Niye yolda yoktu? Niye şu? Ha bu nedir peki? Hakikati yok mu bu haletin? Hakikat zemin değil midir? Hakikat mekan değil midir? Hakikat alem değil midir? Hakikat dünya değil midir? İşte birbirine bindirilmiş. Leysel fil imkan evdevmi makan. Bunu Gazali'ye söylettiren diyor 19. sözün oradaki reşada. Mesela şu imkanda olan en mükemmel. Lan neresi en mükemmel yani? Yani bu dağların olması, ağaçların olması, doğuyoruz, ilkokula gidiyor, ortaokula. En, hani Allah başka bir şekilde yapamaz mıydı? En mükemmeli buymuş. Ruha en mükemmeli buymuş. Yani anlıyoruz ki bu bizim değerlendirme suretle yapıyoruz ondan. Değil işte. Rüya aynı mesela. Dünya değişiyor. Bakın bindirilmiş. Başka bir üzerinde bir battaniye kaldırıyor. Rüya, halet, gada, şehvet, fikir, his, maneviyat, huzur. Bunlar alemdir, alem. İçindeyiz. Vefat etmek, dirilmek. Bunlar sembol ve zahir, suret bunlar. Namaz gibi. Namazın hareketleri. Ama namazın manası var diyor ustad. Namazın hakikati var diyor. Namazın mahiyeti var diyor. Öyle demiyor mu? Miracın sureti, hakikati, mahiyeti. Ne demek insan? Namazın sureti var. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki Allah rahmet etsin, şefaatine mazhar eylesin. Suretini de yapsan diyor, olsun diyor. Yani gafil olsa bile namaz namazdır. Sureti bu. Kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Namazı suret bu.
Ama vefat edince bu yok. Ama bunun açtığı, bize taşıdığı, bize anlam kattığı şeyler devam edecek. O yani. Bu. Şu anda biz hayatın namazındayız. Şu anda namazdayız. Doğduk. Ezan kamet okundu. Vefat ettik. Sela okunuyor. Hayat namazdır. Şu anda hala namaz. İnsan tek bir namaz kılar. Bütün namazlar bu salatın içindeki namazlardır. Salat tektir. Salata kıyam etmek. Salatın 3 farzı var. 46 söz der. Namazın 12 farzı var. Şu anda namazda ve hakikatindeyiz. Bilin bu şeyi yani. Sure 3 kere olsun. Kemi okuyayım. Bu şu anda surette olmadığımıza delil suretinde olmamandır. Şu anda haletin, fikrin, hissiyatın surette değilsin. Şuraya okuyayım. Ne kadar bilgi, zan, malumatın varsa zihin o kadar işleme gücü var demektir. Yani bu niye anlatıldı? Derse ne kadar malzemen varsa o kadar işleme gücün var. Bilimin söylediği diyor ki zihin aklın veya işte malzemenin dışarıdan içeriden gelenleri işleme. Harmanlar işleme mekanizması diyor. Zihin ne kadar işlemişse o kadar kainata nüfus etmiş mekanın olmuş olur. Yani bilim bile söylüyor. Diyor ki yani maneviyat değil esas maddi sebep sonucu esas aldığı halde. Zihin ne kadar diyor yaşantılarımızı, bilgilerimizi işlerse o kadar gücün olur, mekanın dışına taşınmış olursun diyor. Metafizik söylüyor. Kuantumcular der ki tanecik dalgaya, dalga parçacıklarında taneciğe dönüşebiliyorlar. Yani tanecik dalgaya, dalga da taneciğe dönüşebiliyorlar. Bu da nasıl olabiliyor? Bir madde yani. Birisi gözlemliyorsa, seyretmişsinizdir. Gözlemliyorsa taneciğe dönüşüyor. Kimse bakmıyorsa, gözlem yapılmıyorsa dalgaya dönüşüyor. Sonra oyun yapıyorlar buna. Hemen aslına dönebiliyor. Bu maddede böyleyse. O zaman maddede bir akıl mı var? Bir şuur mu var? Var. Bizim bildiğimiz akıl olmadığı için akıl yok zannediyoruz. Aklı kül var yani. Aklı kül. Her tarafa Allah'ın ilmi sirayet etmiş. Akıl hepsinde var. 4 tane var. Hayat var. Vücut var. Hayat var. Ruh var. Şuur var. Her şeyde. Ama bunda da var. Fakat bizim seviyede olmadığı için buna şuursuz diyoruz. Yani Allah'ın şuurla alakalı esma buna tecelli etmiyor diyemezsin. Seviyesi mi düşük? Düşük çok. Mesela hayvanlarda akıl yok diyorsun. Diyorlar. Akıllı tercihler yapabiliyor. Seviyesi düşük. Hayatın meratibi diyor ya. Beştir vesaire. Bu da düşüncelerin, hayallerin enerjiye, enerjiyi atoma dönüştürebiliyor demektir. Bu neyi katacak bize hayatımıza? Madem bir atom gözlemleniyorsa, atom tanecik hareketi yapıyor. Gözlem yapılmıyorsa dalga yapıyor. Bu neyi getirecek bize? Atomda meydana gelmişiz. Biz kendimizi gözlemlersek dalgaya dönüşüyoruz. Eğer kendimizi unutup fark etmezseniz kendimizi taneciye dönüşüyoruz, tek oluyoruz. Kendimizi gözlemlersek, dersin baştan söyledim, düşünceni düşünürsen, düşüncenin arkasına geçersin. Düşüncenin düşünmek demek, arkasına geçmek demek, vahiy ile kendine bakabilmektir. Vahiy bir gözlüktür. Kendini gözlemlemek. Dalgaya dönüşüyorsun. Her insan her yerde böyle nasıl diyeyim böyle mayenleşmemiş daha buhar gibi her yerde var oldu. Yani tek adam değil de herkes her yerde tek vardı. Mesela gücüne göre yoğunlaşırsa orada da oluyordu. Mesela diyelim ki orada buhar gibi bir şey var diyelim.
soğuk bir ortam yaparsak ona, orası donar. Kristalleşir, belirlenir buhar. Onun gibi mesela şu anda Karos Dağı'nda ben varım. Cennette de varım. Cehennemde de varım. Cehennemde de varım. Allah Resulü'nün tabiriyle. Herkesin cennette, cehennemde, cennette ve cehennemde yeri var. Cennete giren cehennemdeki yerini kafirlere, kafirlerin cennetteki yeri Müslümanlara devrediliyor. Şimdi şeyde Somuncu Baba Bursa'da dört kapıdan çıkmış. Geylani'de öyle. Geylani'de birkaç kişi, 3-4 kişi, kaç kişi gitti evine. Aynı anda yemek yedi. Hepsi hakikat mi? Hepsi hakikat. Biz de buradan baktığımız zaman keramet hiç de değil. Hakikatına mazhar olmuş o kadar. Ceset çürümüyor mesela şeyde. Niye çürümüyor? Kanun ilahi. Değil mi cesetin çürümesi? Niye çürümüyor? Ne istisna? Ne var? Ne farkı var? 60 kiloyu olduğu için mi çürümüyor? Ne var yani? Şu anda bilimin ifade mesela Firavun diyeceksin ki Esma'ya mazhar olmuş. Allah'ın Esma muhabbetine mazhar olmuş. Firavun da çürümemiş. Bakın kanun kanun şart değildir yani. Mecbur değildir. Bak çürümemiş. Eğer düşünceni kendine hakim edersen şehit bu oluyor. Yani mesela ben vatan için, millet için böyle mukaddesat için o ruhu galip olunca bedenini sarmalıyor. Bedenin doğanın çürümesine müsaade etmiyor. Vermiyor ona. Gadab da öyle. Bak nefret de öyle Firavun bakın. O kadar gözü boyanmış, o kadar hak düşmanı ki denize saldıracak kadar gayzı var. O gayz onu blok etti ve bedenini açtığı için gayzı bedenini de çürütmedi. O gayz duygusu devam ediyor hala. Şuraya bak. Şimdi bize ne getiriyor? Nesillere aktarılan bu o mudur acaba? Evet. Aktarılıyor yani. Bu gayz aktarılıyor. Şair de öyle. Mesela takke, çarşaf, ezan, minare, mezar taşı. Bir taş zannediyorsun. Adamlar işi çözmüş. Adam diyor ki. İlk önce şairi yıkmayla başlamış adam. Şair tecessüm, temerküz etmiş, mazinin bütünlüğü, mazinin kültürü, örf, anane, geleneği, iman, hissiyat vesaire hepsi şairde cem olmuş. Nasıl ki heykellerde, resimlerde iki tane sıfat var. Tecemmü etmiş gurur, kibir ve riya. Yani tahakküm, heykeller niye? Yani hakimiyet ceberutunu, zalimliğini donmuş hali. Ötekisi ise riyakarlık donmuş hali. Artık resim ya. Bunu müsbete kullanalım. Düşüncelerin, hayallerin, enerjiye, mesela düşünüyorsun, vücut değişmiyor. Midene vurmuyor. Bugün psikolojinin en temeli, hatta bir kısım ciddi organik hastalıklara bile psikolojik diyor mesela. Bağırsağı şey olmuş, diyor, öyle demiş. Bağırsaktan gitmiş, tuvalete gidemiyor. Bugün mesela bir kardeşimiz hoş birisi Almanya'da. Doğru bir abi diyor, bu ne kadar şey diyor, Alman acaba bir psikolojiyi görürük demiş. Yani bir stres, bir şey geçirmiş. Böyle miydin demiş, yok. Böyle nasıl bir anda kilitleniyor? Kilitlenebiliyor. Oluyor. Yani insanın düşünceleri maddeyi etkiliyor. Madde de bedensel değişiklikler de düşüncesini etkilediği kesin yani. Zaten yaşıyoruz. Delil istemiyor. Enerjiyi de atoma dönüştürebiliyor insan. Böylelikle insan maddeyi ortaya çıkarıyor. Allah'ın izniyle olmayan enerji atomu insan ediyor. Mesela düşünceyle olmayan hastalıklar çıkabiliyor. Olan bir şey enerjiyi de değiştirebiliyor. Düşüncenin gücü diye. Şu anda popüler yani bilim dünyasında. Düşüncenin gücü. Yani bu düşünce biraz da ilerlese hissiyatın gücü. Biraz da ilerlese kalpte imanın gücü. İman güçtür diyor, kuvvettir diyor, nurdur diyor.
İman libastır diyor. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, genetiği bozuyorlar işte, koronayla şöyle yapıyorlar. Ne yaparlarsa, niçin Türkiye bozulmuyor, şey yapılmıyor? Çünkü iman libasını giydin mi, yukarıdan aşağı diğerlerini de etkiliyor. Üniversite diploması varsa, ortaokul diploması da olduğu gibi, iman libasını ruhuna giydirdin mi, ruh kalbi, kalp de dima, dima da bedeni değiştiriyor. Ona delilim nedir? İman arttıkça suratı değişiyor. Niye nurlanıyor? Niye namaz, orucu vesairesi olan siması ile olmayanın siması? Maddi bak nasıl değiştiriyor? Simayı değiştirdiği herkese malum değil mi? Haleti simasında. Hatta unuttum, bir abi vardı, ustadın talebesi, doktorum. Ustadın şey zamanda, ustattan sonra da şey yapmış, Topkapı'da yazanesi vardı. O adam hem maddi hem manevi cem etmişti. Doktor yani, doktor. Kapıdan girince simasına bakarak, senin hastalığın şu diyor. Mesela bir Rüştü abiye gitmişlerdi yanında. Ona dedi ki, senin kalbin delik dedi. Bazen eline bakardı diyor. Benim elime baktı, tırnağıma baktı diyor. Organları seyretti. Lan ne alakası var karaciğerle tırnak? Şimdi öyle demiyor ama. Ayak altına bakıyorlar, şey yapıyorlar. Tırnaklara bakarak iç organını seyrediyor adam. Nasıl oluyor? Ya dışkıya bakıyor, idrarına bakıyor da içini seyrediyor. Tahlilini getir diyor. Sima da öyle değil mi ya? Tahlil ediyorsun işte. Biz cahiliz de ondan. Ya peki sima senin batınını taşıyor da şu ortam gaybı taşımıyor. Adam, doktor ilmiyle bu gayta ile idrarla kanla adamın içine geçiyor. Bu sohbette, bu ortamla öteye geçmiyor musun? Geçiliyor. Geçtiğine delil. Haletin. Halet şu anda zemindir. Ama suret buraya benziyor ve buradasın zannediyorsun. İşte zam, zalimane zam bu işte. Çok acayip. Bu süreç ilk önce tahayyül, sonra tasavvur ve diğer mertebeleri aktif ederek enerjilerini zihinde var olmaya dönüşüyor. Yani ilk önce tahayyül ediyoruz, hayal. Sonra tasavvur ediyoruz. Sonra taakkul ediyoruz. Tasdik ediyoruz. İzan ediyoruz. İltizam ediyoruz. İtikat oluyor. Vicdana iniyor vesaire. Bu her inişte realitedir. Mahluktur. Burcu darecisi var. Kimisinin enerjisi var. Kimisinin esiri var. Kimisinin hissiyat gücü var. Hissiyat. Yani maddi hayat, aynı hayat. Ustad sıralıyor. 106 sözlerde. Ve lemalar 336'da işte maddi hayat, aynı hayat. Mesela atom in aşağıya, enerji in aşağıya, esir, tamam, in aşağıya, hayat, aynı maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatları ve cevherleri diye gidiyor. Bunlar hep bizde, biliyor musun? Yani sayılan bir şey hepsi bizde. Telefonda kameranın, ses kaydının, yazıların, bir sürü şeylerin bizde. Ya mimarın projesi de burada. Mimar gördüm orada Arnavutköy'de. Ya diyor, ben sana diyor 10 dakikada şimdi vereyim sana diyor. Yani bu merdiven olsan, Allah Allah, ben kalem alsam peki yapamam yani aylarca senin. Adam, ben sana birkaç dakika söyle hemen göndereyim dedi ya. Sen bana ebatları söyle. Nasıl kapıda, burada varmış adamda ya. Yapabiliyor. Harita, Osman bakıyor. Neresi diyor. Aa, burası diyor. Önlü boyunu. Hemen gözüküyor. Ha, yetmiyor. Yetmiyor bunlar. Bak şimdi. Görüyorsun navigasyona uyduyla. Kendini kendinle seyrediyorsun. Üstünden seyrediyorsun. Ben ilk çıktığı zaman hep çok ders yapmıştım. Hatırlar mısınız? Bir tanesi yapmıştı bana. Dedim ne yapayım? Rize'de bizim dershanenin önünde, dershanenin önünde çok etkilenmiştim ama. Çok, tabii dünyama farklı bir şey yapmıştı. Fey var tabii. O ana caddede MOBESE var. Emniyetin vesaire, belediye açtıkları zaman bizim kardeş benim şeyimi indirdi, navigasyonu vesaire, Rize MOBESE'sine girdi. Baktım adam şey satıyor, hiç unutmuyorum, hatırlarsın, kiraz satıyor. Tamam. Şimdi onu seyrediyorum, onu tanıyorum ben yani. Onu tanıyorum. Ondan sonra karşısında o bir toptancı kardeş vardı. Selam, aleyküm selam. Ya dedim, kardeş dedim, şu karşı senin önünde dedim kiraz satıyor.
Ona bir iki kilo kiraz alsana dedim. Nasıl abi dedi, anlamadım dedi. Hemen bakkıcı çık dedim. Ondan sonra. Abi dedi, nasıl oluyor dedi. Daha genellenmemiş. Git dedim kiraza, ben sana söyleyeceğim. Gitti yani, Ayze'yi açtı telefonu. Dedim ki bak kirazcı, ondan verme verme dedim. Bu tarafına, bu tarafına. Şimdi kirazı bıraktı. Bakıyor, nerede bu? Nereden görüyorsun? Şu anda adileşti tabii. Şu anda normal. Uyduyla adam her şeyi seyredebiliyor vesaire. Şimdi bu insan yaptığı sanat böyleyse, eylem, sureti bu. İnsan ya içini ne yapar? Allah'tan bahsetmiyorum. Sureti, teknolojiye böyle dökerse. İlk önce kendisine şahit oldu. Sonradan buna eşyada gösterdi. Yani dünya içinde dünyayız. Bak burada Rize'yi seyredebiliyorsun mobeseyle. Adamı seyrediyor. Bak kiraz oradan koyma. Bak bu taraftan koy, bu taraftan. Adam koymayı bıraktı. Bakıyor. Hocam diyor, nereden bakıyorsunuz diyor. Yani genellememiş ya, nereden bilecek. Bak seyrediyor. Onun için gayb değil mi? Keramet. Ne anlatırsan anlat. Öyle gitseydi yaşlı bir adam. Der ki ya tabii canım, büyük adam hocadır. Yani bu adam. Oysa alette seyrediyorsun. İlimle de seyrediyorsun. Hissiyatla da seyrediyorsun. Öteleri. Latifeyle de seyrediyorsun. Bu keramet değil, ikramdır. Zaten sistem böyle çalışıyor. Zaten vazifede bu. Aklını seyretmek, hissini seyretmek. Telefonla adamı seyrediyorsun. Kiraz oradan koyma, buradan koy diyorsun. Bu taraf, bu taraf. Şeyi bıraktı adam. Ya. Birbirine dönüşüm var demek istiyorum. Yani şu madde donmuş enerjidir, donmuş manadır, donmuş fikirdir, donmuş histir, donmuş duygudur, donmuş latifedir, donmuş esmadır be kardeşim. O kadar. Bu madde donmuştur. Evet. Şuraya kadar geldim, bırakacağım. Bu noktadan bizler düşünmeyi hem az yapıyoruz ki, Kur'an şöyle diyor ifadesinde, ne kadar da az düşünüyorsunuz. Kur'an'ın ifadesine göre hem de kalitesiz düşünceler yapıyoruz. İnsanı insan yapan tam da burası. Yani kaliteli düşünme ve kaliteli tercih yapabilme özelliğiyle insan imtiyazlaşıyor. Bu kaliteli veya kalitesiz düşünmem beni ben yaptığı gibi karşı tarafı da aynı şekilde değiştirir, dönüştürebilirim ki mesela ben kendimi değiştirdiğim gibi, hani Japonlar yapmış ya işte deneyi, suyun bildiğimiz bir şey, yanında konuştuğu şeyle su etkilenmiş. Diyor ki adam, su haricim, hariçteki su yanında konuştuğumla etkilenmiş. Ben ise bedenim %76 su. Ben harici etkilersem ben kendimi ne kadar etkiler? Ki bundan insan düşüncesiyle kendisini değiştirebildiği gibi, dönüştürebildiği, siması da değişiyor, davranışı. Karşıyı da değiştirebiliyor. Karşıyı da gücüne göre değiştiriyor. Mesela bunların en güzel örnek peygamberlerdir. Güçlü enerji sahipleri oldukları için. Hem de takipçileri de yapabiliyor. Buna misal Sözler 711'de şöyle geçiyor. Ondan sonra bitiriyorum. Bir nazari peygamber birdenbire kalbeder. Bir bedevi cahil, bir arifi münevver eder. Bedevi cahili arifi münevvere dönüştürüyor. Bir nazari peygamberi yani dönüştürüyor. Eğer mizan istersen, yani buna istiyor musun bir delil, örnek? İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Ya çok acayip. Bu Risale-i Nur bizi neler anlatıyor ya, neler öğretmiş ya. Bir tane söyle demiş bizde. Böyle nasıl Türkçesini çevireyim. Diyor ki kaybana yani Allah Allah, bizim köylü ya neler de biliyormuş ya bizim köylü ya. Yani tamam mı? Bizim bana diyor. Ya bizim köylü ya. Bizim baba neler de biliyormuş. Yani bizim Risale ha neler anlatıyormuş bak. Yani bizim Risale'de bahsediyorum bunlara. Birbirleriyle kıyası yani İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonraki Ömer'in kıyas et. Bir çekirdek bir şecer, bir çekirdek bir ağaç, fark gibi.
nasıl yaptı? Eğitti mi? Defaten, aniden verdiği semer. Ömer'e bir baktı. Ömer çekirdek iken Ömer ağaç oldu, meyve de verdi. Verdi semer o nazarı Ahmedi. Başka? O himmeti peygamber. Himmet, himmet ne demek biliyor musunuz? Yardım. Yani onu yapılandırmak için iki yöntem kullanılır eskiler. Yani var ya, mesela gidersin hiç dokunmadan onun içini gider tamir edersin. Ötekisi ise biraz şeydir. O zordur ve peygamberlere, takipçilere bu yol var. Yok. Girmezsin canım. Alırsın onun ruhunu. Rüyada sağda solda dolaştığımız gibi alırsın, getirirsin, içeride tamir edersin. Bu binacının şeyini, yırtıklarını dikersin, tamir de koyarsın. Hadi evladım git dersin. Peygamber. Cezuretul Arap'ta fehm olmuş. Cezuretul Arap'ta fehm olmuş ne demek? Sönmüş. Karbon, kömür yani. Sönmüş enerji kömüre dönüşüyor. Fıtratları kalbettiği elmaslara, yani kömür iken, biliyorsunuz kömürle elmasın kimyasal temel şeyi aynıdır, karbondur. Bir böyle dizersin olur kömür, bir böyle dizersin olur elmas. Birdenbire seraser. Barut gibi ahlakı patlattırdı. Oldular birer nur-u münevver. Ve buraya kadar duruyorum. Bilelim buraların ve risalelerin kıymetini. Hani tekrar gibi gözükürken, namazda da öyle ya. Tekrar aşağı yukarı, aşağı pervaneler var ya, elektrik çatalcada var tepede. Aşağı yukarı pervane, aşağı yukarı, aşağı yukarı, beygir gibi zannedesin. İşte namazda da böyle, bu dersler de böyle. Aşağı yukarı ama, zahirde tekrar ama aslında elektrik indükleniyor. Elektrik ortaya çıkıyor. Elektrik imal edilince bir sürü cihaz çalışıyor gibi. Şimdi burada duruyorum ve... Durduğunuz yerde ben bir şey sormak istiyorum. Hı. Şimdi mesela bir bana bakabilir misiniz abi? Şimdi Hasan abi, köydesiniz, o sizin evin yanından merdivenlerden aşağı indiniz, döndünüz. Hemen orada hani odunları dizdiğiniz dükkan var ya, öyle oradan yukarıya doğru yürüdük, gittik hemen ileride sağda ev var, altında dershane yapmış abi ya. He. Girdik ama soğuk hava ya. Evet, soğuk. Girdik içeride o elektrik sopasının olduğu odaya. Evet. Oturduk şimdi. Değil mi? Oradayım ben şu an. Oradasınız değil mi abi? Egzersiz yapın dedim ya mesela, kendinizi böyle bak, kulağım acayip oldu şu anda, ses yapıyor. Tavandan bakabilmek. Şu anda mesela kendini seyredebilmek. Bunu araba kullanırken yapıyorsunuz. Hiç düşünmeden falan. Bir de hiç düşünmeden adamlara cevaplar veriyorsun. Hiç arabayı yolu düşünmeden, hayal etmeden dükkanı bak oradan götür, hayır hayır sağ tarafta maya var orada demiyor musun? Dünyada zaten meleke saygı olduk. Yapa 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 his kendisini eğlendiriyor vesaire yapıyor. Ben de ona şahit oluyorum. İkisi de değildim ben. İkisini, çünkü sonra ikisine de güldüm. İkisini de seviyorum. İkisi de siz değil misiniz? Değilsin. Değilsin. Burada da değilsin. Bu herhangi bir şey değil. Ama desen şizofrenidir vesaire tıpta bir sürü şeyler. Yani burası burası değil mi? Ne oldu? Aralandı. Niçin aralandı? Ya birisi dua etti o anda. Ya birisi Allah razı olsun dedi. Ya bilmem. Ya bir esmaya bir şey oldu. Cesette de ölüm anı böyle olacak işte. Ölümüne bile sen şahit olacaksın. Orada duruyor can vermeden. Ceset nefes alıp veriyorsun. Azrail'i bile sen seyredeceksin. Çünkü hani bir misal vardı ya, ama burayı kullanmamıştım. Haşa. Şey zannediliyor ama anlamak için. Allah kainatı hiçbir yaratmadan önce, kainatı yaratmadan önce ilk önce olmayan seni ilminde varsın. Mahluk değilsin daha. Allah'ın ilminde varsın. Haşa, anlamak için. Allah yanına oturtsa seni. Haşa yani. Allah böyle de misal veriyor ya kendisi. Er-Rahman alel arşısı da var. Ha. Otur. Dese ki ey kulum, bizden başka kimse yok. Şimdi bütün şeceri hırkat, bütün alem, ağaç, kürs, cennet, arş-ı azam, her şey yaratılmaya ve onların sende cem olmaya, senin dolayısıyla yaratılmana, senin yaratılmana sen şahit ol. Miraç bu, Miraç Ekberi bu. Yani senin yaratılmana sen şahit ol şimdi. Bu olduğu gibi ölümüne de sen şahit oluyorsun. Ölümde mahkum olup cesette Azrail'i bekleyen zavallı değilsin yani.
Anladın mı bunu? Ya da olsun. Evet. Yani ya da o, evet. Yani böyle oturdu, böyle kurbanlık koyun gibi azayını bekliyoruz. Kasap gibi. Değil yani. Var ama bu da. Hasan abi. Bitireyim bunu. Tabii. Buna, bu ölüme ne de, sen de şahit oluyorsun. Çünkü Allah Resulü'nde var. Geldi, ya Muhammed diyor. Rabbimin selamı var diyor, Azrail aleyhisselam. Müsaade edersen dedi, istemesin gideceğim diyor. Ne kadar istersen ömürde verecek diyor. Alayım mı diyor ruhunu. Yani sen rızan olmadan almayacağım dedi. Dedi mi? Dedi. Dedi peki al dedi. Azrail şaşırdı biraz. Anladı Allah Resulü. Bedeniyle ruhu tam uyum. Hangisi beden hangisi ruhu şey yapamadı. Bu ruhumdur dedi. Kendisi dışında. O kadar nurani ki ışık vuruyor öteki taraftan çıkan. Bu bedenimdir diyor. Bu ruhumdur diyor. Budur diyor. O da ona tarif ediyor. Al bunu al diyor. Yani peki yatıyoruz böyle yatakta, sekeratta. Kurbanlık. İbrahim aleyhisselam kesecek İsmail'i. Azrail gelecek. Sen kurbanlık gibi bekliyorsun. Böyle bir zavallılık, acizlik gibi değilsin ya. İkisinde de değilsin. Ne o bekleyen, ne o beklenen Azrail. İkisinin dışındasın. Çünkü ben kainatın çekirdeğim. Azrail yokken ben vardım. Cebrail, Mikail, Cennet, Cehennem hepsinden önce ben vardım. Nur-u Muhammed'i cihetiyle. Aynada gözüken güneş, ayna yokken de vardı. Ayna yokken de güneş vardı. Ama aynayı koydum önüne, ayna gözü, aynada güneş gözüktü diye. Güneş yeniden olmadı. O güneşe haşa Nur-u Muhammed'i koy. Bu ayna benim ruhum. Aynada gözüken güneş, ruhumda gözüküyor ama ayna değil, güneştir. İşte benim ruhumda Allah'ın hay sıfatı var. Bu tarafım itibariyle ben Cebrail'den de önceyim. Nur-u Muhammed'i, bu aynada Nur-u Muhammed'i gözüküyor. Nur-u Muhammed'i cihetiyle ben yapraktan da önceyim, çiçekten de önceyim, kütükten de önceyim, ağaçtan önceyim. Kökteki çekirdek. Ama beşeret itibariyle meyvenin içindeyim, o şeydir. İşte böyle kurbanlık bekleyen bir bekleyişin yok yani. İkisini de seyredeceksin. Nasıl ki yaratılışını seyrettirdiği gibi Miraç'ta, sekeratta da öyle. Daha gitmeden, var mı ona misal Risale'de? Teşhiciler geldiler diyor, aldılar diyor, beni taşıdılar diyor, mezarıma girdim diyor, soğuk, dar, kimsesiz, yalnız, eleman, nesil güyam, eleman, sonra diyor, karanlık, dar, soğuk olunca diyor, şey yaptım, sonra nüker mekil denilen iki tane mukarebin diyor, arkadaş geldi diyor, soru soran, hırtlama basan demiyor. Arkadaş geldiler diyor. Benle diyor güzel güzel sohbetler ettiler diyor. Mezarımı diyor şey kabrimi mezar demiyor. Kabrimi genişlettirdiler, nurlandırdılar, ısındırdılar. Yalnızlığımı giderdiler diyor dört tane. Ama bunları niye koymuş Güllat'ta? Bu işte. Kendi ölümüne şahit olmuş. Mezara girmeden girmiş. Namazda öteki alemlere geçmiş. Bunlar biz aciz değiliz yani. İnsan hep bunların arkasında bir sistemi çalışıyor. Yaşarken mezarıma girdim diyor. Şimdi süreten, hayalen, gelecekte hakikaten olacak kabrime şimdiden girdim diyor. Bunlar niye koymuş külliyat? O nasilse. Ben niye okuyorum ben başkasının? Ben başkasının kitabını okumam. Niye okuyayım? Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatını niye okuyayım? Musa Aleyhisselam macerasını ben niye okuyayım? O benim. Musa'yı kaldır kendini koy. İsa'yı kaldır kendini koy. Yunus'u kaldır kendini koy ki lemalarda zaten kullanmış. Yunus Aleyhisselam 3 tane gece, deniz ve balık. Onu bize uyguluyor. O biziz yani. Başlayalım akıla. Abi, bir saniye. Şimdi, özür dilerim. Şimdi az önce gittiniz ya. Şimdi bütün beka... Hem seni dinliyorum faniden ha. Faniden çıkıyor abi. Tamam. Bütün beka faniden çıkıyor. Evet. Ama fani en kesif ya. Tamam. En cami. Tamam. O kadar külli ki, o kadar kaliteli ki. Hı-hı. Şu 60 sene var ya, hı-hı, şeyin dediği gibi. Mehmet Çevril dedi ki, abi kaç yaşındasın? 60 az kaldı dedim. Ortalama yaş 63. Bizimle Arnavutköy'de en fazla 3-4 sene olursun. Tamam mı? Fani ama. Bekanın şeyini taşıyor. Evet şimdi kesif ama fani, hı-hı, en kaliteli. Tamam.
Şimdi abi... Cebrail'in eline geçmeyen bir şey geçmiş elimize. Şimdi Resulullah'ımız için de az önce söylediniz ya abi, Azrail geliyor ya. Abi gelen de o, veren de o, alan da o. Evet. Onda da öyle, bizde de böyle. Allah yapıyor diye. O sekirattaki acı, sıkıntı, dert. O da o. Bütün bu bizim hayatımız abi zaten. Bizim yaşadıklarımız. Ama şimdi şunu anlamaya çalışıyorum Hasan abi. Siz mesela az önce gittiniz ya. Gittik yani, birlikte gittik. Hı. O dershaneye gittik, o dar odaya girdik. Oradaki çünkü ısıtıcı var. Orada sıcakta daha iyi ders yaparız diye. Köydeki ya. Şimdi burada fani olan bir şey yok ki abi. Siz hayalinizdekileri vücuda çıkarttınız. Hayal de mi fanidir? Yahut da, ya. Yahut da Hasan abi, şurada diyor ya 15. mektupta, külli şeyin halikün illa vecihe. Nedir abi? Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzün müstesna. Yani bir an, bir an Hasan abi, biz aslında yok oluyoruz şu hayatla. Evet. Yani yok oluyoruz şu hayatla, yok oluyoruz Hasan abi. Zannediyoruz ki bu hayatta bir an yok oluyoruz da tekrar böyle var oluyoruz. Hayır. Bu hayat ile bir an yok olmuş oluyoruz. Yani biraz... Evet. Anladın şu mı? Andaki temessülat. Evet. Yani aynı yere dünyaya güneş vuruyor gündüz. Bir daha söndürüyor lambayı. Feneri söndürüyor. Gece, gündüz. Aynı. Aynen. Ama 2021, 2020, 2019. Deşir ne? Yollar aynı. Dağlar aynı, Karadeniz aynı, balıklar aynı, güneş aynı. Değişen ne? Dünyada takip edilen gaye, mantık, senaryo aynı. Film aynı. Değişen şu. Filmde oynayan kişiler değişik. Her şey aynı. Film aynı. Konu aynı. Filmin konusu aynı. Hepsi aynı. Baban vefat etti. Ne için vardıysa sen de onun için varsın. O filmde ne için, hangi rolü oynuyorsa sen oynuyorsun. Aynı. Senarist aynı. Senaryo aynı. Film aynı. Mekan da aynı. Sif. Sen oyuna gir. Çık çık çık. Şimdi tamam çık. Yaralandın. Sen gir şimdi. Aynı. Mücadele aynı. Gavur takımıyla oynuyoruz. Biz oynuyoruz. Ayağım sakattan sen gel. Aynı. Evet hadi akla hoş geldiniz. Bir saat geçti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet arkadaşlar, akıl 34 sanırım. Öyle zannediyorum. Acaba tabi göndermedim size. Bunu gaflet etmişiz. Hangi sayfalardan okuyacağız? Ama ne yapalım şimdi? Şimdi de gönderemeyiz. Ders başladı. Osman'ı 2 dakikada halleder abi. O zaman... Başkanım hemen götüreyim. Defterimi götüreyim, tamam. Onu gelsin. Gelsin abi. Evet. Akıl. Gel abi. Şuradan bir tanesi söndü demek. Şurayı çek. Ay işte nuru gitti, dumanı kaldı. Ay işte bu. Adam yaşadı ama nursuz yaşadı. O da can çekişiyor. Günahla, sevapla çatışıyor. Bu canlı derse geliyor. Çünkü malzemesi çok. Sen de sanki kış gelmiş gibi kazak paltolar nuska nuska üzerine sarılmışsın ya. Ya vallahi kestiremedik ama. Sıcak mı, soğuk mu? Evet vallahi her şey karıştı, birbirine girdi. Çok iyi. Onun için geldik ki her şey birbirine girmişken ayrıştıralım diye. Dünya, ahiret birbirine girdi. Hepsi birbirine, hep iç içe. Ya hiç aklından çıkmıyor Hasan abi, ne biliyor musunuz? Ya siz çocukken de biraz ne olayım dediniz abi. Şimdi ama vallahi çok doğru abi ya. Diyor musunuz evet. Ya ben dönüp bakmasam arkama. Hiç kimse odan... yok. İnan aynı böyle. Sonra annem dedi ki rahmetli. Anneme sifonu açtım. Oğlum bir yerde deme dedi. Bunlar okunmuş mu abi? He? O okunmuş. Okunmuş. O. Ben de çekeyim şurası. He. Deme yani dedi. Öyle ama Hasan abi yani. He. Ama ondan yani sonra bir de şeyi söyledim. Ondan sonra avladığını şey yaptım. Yani beni herhalde deli diye meydan. Deli. Dedim ki anne bir şey diyeceğim. O hayvan otlatıyor. Ben de yanındayım. Babam almaya da.
tepeler ya böyle tepe yapıyor. Karşıda bir köy var. Köyde belki de haftada bir veya iki defa bir kamyon görürsün orada. Kamyon yolcu taşır aynı yerde sığırlar kamyonun içinde. Çuvallar, un çuvalları, şekerler aynı yerde. Kamyon yolcu taşır ya. Yani. Ondan sonra kamyon, anne bir şey diyeceğim sana dedim. Şu böyle karşıda şey geçiyor ya kamyon. Onlar dedi böyle ormandayız. Şu kamyonda dedim insan var değil mi dedim. Dedim bak adam sürüyor. Şimdi o neler düşünüyor şu anda? Ne düşünüyor? Neyi merak ediyor? Hep merak ediyorum biliyor musun dedim. Ondan sonra ya onları sen neyi düşünüyorsun diyor. O adam neyi merak ediyor? Bilmiyorum dedim. Bazen de ne geliyor biliyor musun? O adam şu anda yok galiba. Tamam, şunlar. Atıyorum grubu. Ve çok tuhaf onu söylemiyorum ama o zaman söylemiştim. Allah şahit yalan söylüyorsa kafir olurum tabii. Anne ben evlenmeyeceğim demiştim. O 5-6 kaç yaşındaydı. Oğlum ne diyorsun sen? Ne biçim şey asıyorsun? Ağzından yel alsın böyle dua vaktine denk gelir kabul. Yani dedim ben saklıyordum öyle ama bunu da diyordum yani. Onu ben de diyordum abi ya çocukluk işte. Ha işte aynen öyle. Yani bu da vardı işlerimde. Subhanallah ya. He ya. Yani niye böyle oluyor bilmiyorum. Evet sayfa 115'te okuyorum. Bu ne ya? Safa mı? Dema keder olacak değil mi? Huzma, safa, dema keder yazılmamış. Akıl odur ki kaydesiyle amel eder, selameti kalp ile gider. Bak akıl odur ki huzma, safa, dema keder. Hani bak, devam. Kaydesiyle ne yapar? Amel eder, selameti kalp ile gider. Akıl vahye bağlı olduğunun alameti veya vahye bağlı olmanın diğer alameti de sözler 43'te hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Görebilmesi nispetinde aklı vahye bağlı navigasyonu gibi yani düşünceni düşünebilmek dedik ya yani ne demek? Düşünceni düşünmek, düşüncene dışarıdan bakmak. Bu nasıl mümkündür? Vahiy ile bakınca böyle oluyor. Şimdi akıl vahye bağlı olduğu için o zaman akıl oluyor. Eğer akıl vahye bağlı değilse zeka öne geçiyor. Zeka neydi? Yaşadığımız dünyadaki olayları ve hadiseleri, ilişki ve çelişkilerini çözmede al. Sözler 93 şimdi. Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki, Haş-ı Azam ismi... Buraya çekmiş miydin, çekmemiş miydin? Tamam, yani 112'den başladım. Yani defterin 122'den başladım ben size. Oraya tamam olsun, o zaman... Kitabdan var. Vardı burada. Çekeyim oradan. Gel abim, bir de onu da çek ya. Oho. Bayağı 115. Ya niye böyle yaptık işte bugün? Kaçta? Bugün duman, bugün iyi değiliz yani. Hepten durum, hepten iyi değil. Şurası. Bugün hepten durum iyi değil. Gölge oluyor mu? Tamam. Gafur. Ölümüne şahit olacaksın. Sen de hatta... Burası okunmuş sanki. Okunmuş. Hatta Azrail'e yardım bile edeceksin. Gerçek mi? He inan. Rahat ol. Rahat ol. Yani öyle kurbanlık önünde yatılan İsmail gibi değilsin yani onu bil. Allah öyle yapmaz. Delilimiz de nedir? Ya Rabbi bunların canını alırken bana küsecekler. Sonuç neydi? Ben yapıyorum diyor. Allah ben yapıyorum. Hastalıkları, musibetleri, korona, kanseri, trafik kazasını seninle kullarının arasına koyacağım. Ey Azrail seni hatırlamayacaklar.
Ama gidiyor kitapta aşağıda ne diyor? Azrail de perde. Kuluyla Rabbi arasında. Direkt Rab. Aşılmalı yani kablo. Aktarmalı olunca devre dışı oluyor bu cihaz. Tamam mı? Mesela kanda da öyle doktorun bilir. Bir yerde kan tıkandı mı ona yol açıyor. Damar açıyor vücut. Başka yönden şey yapıyor. Şimdi benimle Azrail arasında hastalıkları koymuş. Onu açtın. Azrail'den bildin. Biraz da eğilim tefekkürsen. Azrail de bahane Allah'a aşır. Kabloyu bağlıyorsun. Direkt Allah ile demek olaya sen şahit. Sen de müdahil oluyorsun. Ölümüne sen de müdahil oluyorsun. Bu sistemdi. Sistemin arkasına geçiyorsun. Sistem çalışmıyor. Mesela Hızır abi buna delil. Ben yaşadım. Dedi ki 10 günüm kaldı diyor. Tamam mı? 10 günüm kaldı diyor. Gündüz ortası Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali geliyor. Şeyine. Odasına. Gündüz. Hızır abi rüya olmasın. Konuşma dedi. Bağırırdı. Dinle. Tamam mı? Yani bir böyle içinden geçer ya böyle ikinden sonra daha çok olur. İnsan geçer böyle. Geçtin mi? Ben de onu kastettim ya. Böyle bir içinden geçer. Çöz! Ben uyudup uyumamadım bilmiyor muyum dedi. Böyle çok acayip birisiydi. Gündüz geldi diyor. Ya Hızır dedi. Ey Hızır. Vaktin geldi hadi gidelim. Ondan sonra korkuyorum imam dedim diyor. Ben diyor İmam Ali bu da annen diyor Fatıma diyor. Yani korkuyor musun bizimle gelmeyi? Korkuyor. Ama vaktin geldi diyor Hızır dedi. Eceli muallak demek. Korkuyorum deyince peki dedi. Vaktim bitti ama 10 günde müsaade. Zaten demek ki 10 günde kalmıştır. Lef-i Ezeli de vardı ki önce gelmiş. Böyle diyeceğini bildiği için Hazretleri onun için gelmiş. Bu eceli muallak. Eceli hakiki. O zaten orada vardı böyle diyeceğini. Lef-i mahfi ispat bu. Açılmış. Ondan sonra son gün ne yaptın? Bugün benim son günüm diyor. Şimdi ben gideceğim diyor. Tamam. Şimdi gideceğim. Bir saat sonra diyor. Falanca gelsin diyor. Ona da diyor ki geleceksin odaya gözümü kapat diyor. Elimi ayağımı şöyle yap diyor. Ondan sonra falanca yıkasın. Falanca cenaze yıkıldırsın. Nasıl oluyor? Şahit de adam. Şimdi gidiyorum diyor. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Bir saat sonra şu içeri girip öleceksin. Böyle şey. Bu ne için misal getirdim? Hani biraz önce yaptım. Bir kurbanlık gibi yatan İsmail gibi değil yani. Ölümüne kendisi de şahit. Üstad yaşarken yapmış. Kabrime girdim diyor. Hikaye zannediyoruz onları. Yunus Aleyhisselam balığa girdi. Hangimiz inanabiliyoruz? Hikaye. Bir formal yani bir tiyatro bir şey. Tiyatral anlatıyor. Hazreti Hüseyin başına geleceklerini biliyor. Bile bile gidiyor. Kerbela'ya gitti. Gidiyor. Biliyor yani. Peki İsa Aleyhisselam'ın bozulmuş İncil'den bir misal vereyim ama. Çok ağrımıza gidecek. Bilmiyorum artık. Ben şimdi gidiyorum dedi. Bana böyle 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 yapacaklar. Asacaklar, çarmıha gelecekler. Tamam? Dediler ki ey Allah'ın Resulü o zaman gitme. Ne dedi peki İsa Aleyhisselam biliyor musun? Pis beşer. Pis beşer. Pis. Sen Tanrı gibi düşünmüyorsun. Yani ötelerden bakamıyorsun yani. Tanrı gibi düşünmüyorsun. Beşer gibi. Pis beşer gibi düşünüyorsun. Biliyor gidiyor. Kardeş hiçbir şey ama adın gibi sen dahil. Aynada baktığın gibi aynada lavada gözüktüğün hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Hiçbir şey suret aldatır deriz. Sen bildiğin gibi değilsin. Bu evham etmeyesin. Allah katında ne olduğumuz biliniyor. Ötelerde nasıl iz düşüm oluyor? Ama adım gibi biliyorum kitapta eminim. Vahyede, hadise ve risalene dayanarak söylüyorum. Allah gadabını aşmıştır. Biz bildiğimiz gibi de değiliz. Allah daha rahmetiyle muamele edecek. Sözler 93. Haşa akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki Haşa 115. Haş-ı Azam, İsm-i Azam'ın tecellisiyle olduğundan
Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının ve her bir ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan efal-i azimeyi görmek ve göstermekle haş-ı azam bahar gibi kolay, görüyor musun, dirilmek. İspatı, bak bahar gibi kolay ispat ve kati izan tahkiki iman edilir. Yani izan çalışırsa böyle gözükür. Gözün çalışırsa şekli görürsün. Kulağın çalışırsa sesi duyarsın gibi. İzan çalışırsa bahar gibi haşı görürsün diyor. Şu 10. sözde feyzi Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl dar ve küçük dusturları ile, görüyor musun bak, ölüm öyle. Akıl dar ve küçük dusturları ile kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur. Mesela biz ölümü nasıl düşünüyoruz? Akılla düşünüyoruz. Düşünceyle düşünüyoruz. Ama bu böyle değil ki. Akıl işi değil ki ölüm meselesi. Yani dirilmek meselesi. Aklın verilmesi akıl işi miydi? Aklın bana verilmesi benim aklımla yapılmadı ki. Benim aklımla benim aklımı çözeyim. Benim aklım yapılırken benim aklım mı kullanıldı? İyi dinleyin bak burayı. Aklım yapılırken, bu aklım yapılırken bu akıl mı kullanıldı? O zaman benim aklım yapılırken kullanılan akla bu aklı bağlarsam aklı küllü olurum, aklı evvel olurum, aklıma aklımla bakarım. Çok hoş ve garip bir yer demişim. Haş-ı azam, bir, ismi azamın tecellisiyle olduğundan, bir, iki, her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle olduğundan, akıl ismi azamla ve her ismin mertebi azamla mazar olmadığı için haşı anlayamıyor. Aklın haddini bu. Her ismin mertebi azamına sahip değil ve ismi azamla çalışmıyor akıl. Onun için haşı akıl anlayamıyor. Çünkü haşır, iki tane haşır var biliyor musunuz? Haşır denilince, dünyada haş azam deyince ahirettir. Külliyatta. Farklıdır bu. Mesela haşır, baharda ölünün dirilmesi, gübrenin dirilmesi. Olmayan hücrenin bizde var olması. Baharda dirilme. Bu haşirdir. Haş azam dediği zaman ahirettir o. Haşir meydanıdır. Haşir meydanı akılla bilinmez. Niçin? Çünkü akıl İsmi azamla ve her ismi mertebe-i azamıyla çalışmıyor. İsimlerle çalışıyor. Bak, akıl ise ismi azama ve her ismin mertebe-i azamına mazar olduğu için iman edebiliyor. O zaman iman edenlerin kalbi, yani iman edenlerin kalbi nasıl oluyor? İman etmiş misin? Ahireti akıla bilinemiyor. Yani haş-ı azam. Haş-ı azam başka, haşir başka bak. Haş-ı azam, haşir meydandaki dirilmeyi. Ne ile iman ediyoruz? Akılla olmazmış bu. Olsaydı İbn-i Sina, akıl buna yol bulamaz demiş. Değil mi? Peki ne ile iman ettik? Ne ile görüyoruz bunu? Emin oluyoruz. İmanı emin olmak. Kalb ile. Kalb ile ahirete iman etmek demek, kalbin nereye mazar şimdi? İsmi azama ve her ismin mertebi azamına mazar ki ahirete iman edebiliyoruz. İmkanmış mudur abi? He? İmkanat haşr olmuş mudur? O da haşr olmuştur. Haşr olmuştur değil tabii, mi? Tabii. O da haşr olmuş. O da dirilmiş. İmkanat iki tane zıttı taşıyordu ya. Evet. Yani Adem ve vücut. Evet. İkisi de eşit. Musabi. Musabi tarafı var oldu. Şimdi burada iman edenlerin kalbindeki imanı söylüyorum. İman edenlerin, ahirete iman edenlerin müminin kalbi, adınız gibi bilin, ismi azama mazar ve her ismi mertebe-i azamına mazar ki ahiret iman edebilmiş. Akıl işi değil çünkü bu. Kalbi. Evet. Ya mesela şöyle diyeyim, ya nasıl olur? Söyler misin bana, annen dese ki, eşin dese ki Gafur, şu yemeğin tuzuna bakar mısın? Tadar mısın demedi ki. Sen der misin yemeğe bakar, tuzludur, ekşidir. Gözde olur mu? Parmakla koysan, kulakla koysan olmaz. Diline koyacaksın. Şimdi demek ki haş-ı azamı bu alette değil. Yemeğin tadını, sertliğini elle
sesini kulakla, haşr-ı azamı haşr-ı akılla, haşr-ı azam kalbiyle bir olur. Haşr zaten görüyorsun. Dirilmeler görüyorsun. Daha önce çocuk, senin çocuk dünyaya gelmiş miydi ki geldi bir daha? Yani gidip de gelen, gelen nasıl geldi? Daha önce gelmiş miydi? Nereden biliyor buraya geleceğini? Bak geldi. Bu haşr. Bahar dirildi. Kışın ölmüştü. Bu haşr. Haşr-ı azam nedir? Haşr-ı azam ahiretteki dirilmeye der külliyatta. Onu neyle bilirsin? Orayı görmüyor ki akıl. Kalp görüyor. Çünkü kalp açtan aşağı her şeyin haritası. Üstü açılıyor. Üstü açılınca gayet normal. Mesela nasıl üstü açılır? Osman'da vardır zannediyorum. Çünkü hem sahası hem mesleği. Harita. Şimdi açsın Arnavut köyü hepsini tak tak. Evet. Değil mi? Bende yok. Çünkü bende kalbim haşr-ı azam olarak Arnavut köyün belediyesinin böyle sokakları, caddeleri, uydudan haritası yok bende. Var mı bende? Yok. O iman ederek, yani telefonunu açarak, programını yükleyerek, navigasyon internete bağlanarak üstünü açıyor. Canlı da seyredebiliyor belki sokağı. Mobiline girerse seyredersin. Ama ben giremiyorum çünkü programı yok. Ben de akılla bakıyorum. Haşr-ı azam bende yok. Arnavutköy'ün haşr-ı azamı yok bende. Akıl ise sırf isimlerle çalışıyor. Ancak imandan sonra iman ederse insan kalbi taklit ediyor akıl. Akıl da boyalanıyor kalple. Bu sefer akıl da ismi azama mazar oluyor ondan sonra. Kalpten sonra akıl ismi azama mazar oluyor. O zaman üstad da diyor ki Risale-i Nur ismi azama mazar olduğu için aklı olduğunu da ispat ediyor. Niye? İlk önce kalp ismi azama mazar olunca kalbi de etkiliyor. Şey aklı da etkiliyor. Aklı da etkileyince akıl da ismi azama mazar oluyor. Şimdi kalp vasıtasıyla kalp. Efendi ya. Abi biz 10. sözü okuduğumuz zaman biz nasıl oluyor abi bu ya? Biz nasıl anlıyoruz peki bunu? Bu 10. sözü okuyan kim? Bu zahirde ben okuyorum. Akılla tanımlıyorum, muhatap oluyorum. Ben okuyorum, akılla muhatap oluyorum. Kalbe direkt gidiyor. Allah. Şair de direkt gider diyor usta. Hiç akılla bakmadan, aklı işi değil şair. İslam örf adetli ana neler? Direkt kalbe bakıyor. Şeyler de çok tehlikeli bir tarafı söyleyeyim. Kulak da öyle. Göz direkt kalbe bakmıyor. Gözdekiler, gözden aldığın dimağa gidiyor. Ondan sonra iniyor. Kalp biraz tehlikeli şey. Kulak. Ne duyduğuna dikkat edeceksin o zaman. O evet. Direkt kalbe gidiyor. Ya. Mesela sana bir laf derim. 2 sene unutamazsın. Evet. Acı bir şey. Ama. Evet tabii. 2 sene unutamazsın. Acıyı çeken şey, bir şey. Hızır abinin misaliydi. Git diyor sığıra diyor ahıra. Abdülsamet Kur'an okusun. Ve bir de başka galis tabir kullan hiç. İnsan öyle mi dedi? 20 sene unutmaz. Sen falan tarzı bana böyle demiştin. Ama uzun üzerine daha neler söylemiştim. Onu iş yapmaz. İnsan böyle direkt kalbe indiği için. İman edenlerin kalpleri iman edebilmeleri için ismi azama Allah'ın merhametine bak. İman edebilsin diye kalbimiz ismi azama ve her ismin mertebi azamına mazar oluyor ki Allah bunu nasip ediyor. İman edebilsin diye. Elhamdülillah ala külli hal. Yani ilk önce Allah bu bizim kalbimizi aktif ediyor. İsmi azama mazar ediyor. Sonra mazar olan kalp iman ediyor. Nasıl oluyor? Var ya 9. sözde bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Liyakata göre oluyor tabi. Namaz vakti mesela ikindi okunacak. Okunduğu anda Allah'a ekber vakit girince her ruhlar arş-ı azama gider. Huzura kabul edilen salat oluyor. Salat yani huzura kabul edilen ruhlar dünyada da secde ediyor. Bazılar huzura kabul edilemediği için dünyada namaz kılamıyor. Niye peki bu cebir mi var? Hayır, liyakata göre. Yani şu, Allah'tan istediğini alabilmen için Allah'ın istediği gibi olursun. Allah'ın istediği gibi olursan Allah'tan istediğini alırsın. Huzuruna gitmek istiyorsa huzurunu istemen gerekiyor. Kumar oynarken ezan okunsa sen o ruhla, o haletle kalkıp namaz kılamazsın.
Allah'ın istemediği işi yaparken Allah'ın istediğini yapamazsın. Kumar oynarken okuna nezana mukabele edemezsin. Çok zor. Yoksa akıl dar ve küçük dusturları ile kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur. Vahye bağlı olmayan akıl dar ve küçükmüş. Ahiret ise o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol olduğundan, bak Risale'de geçiyor, o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol olduğundan, ahiret neymiş? Yoldur ya, yol. Yol olduğundan anlayamıyoruz. Niçin anlayamıyor veya niçin akıl kalbe bağlanamıyor ve de kalp niçin ismi azama ve her ismin mertebi azamına niye mazhar olamıyor? Niye bazıları olamıyoruz? Yani olamadığı için inanamıyor, inanmıyor, namazda yok. Niçin? Çünkü şu taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş asırda olduğundan anlayamıyorlar. Taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş insan kalbi ismi azama mazhar olamadığı için iman edemiyor. Etse bile zayıf oluyor. Aklı da etkileyemiyor. Akıl da etkilenmediği için bedeni arzda namaz kılmıyor. En kutsi mabet bedendir. Ezan okunu şimdi. Okunuyor. Şimdi bütün ruhlar şembe konuşurken benim ruhumda arş azama gidiyor. Huzura kabul edilirse salat oluyor. Salata kıyam eder şu anda ruhumuz. Salata kıyam eden ruh arza geliyor bedende. Arzda secde ediyor. Şu anda gitti ruhlar. Şu anda ikindi de gitti. Tevaf hukumda hatırı da var demek ki. Bak işte. Şey abi. Niçin bazılarında olmuyor? Çünkü taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş. Taklit eylem. Teslim de seleme, İslam. Namazdan üzerine çıkmak değil mi abi? Huzura kabul olmak. Yok. Yani mesela en kutsi mabet bedendir. Ruh bedende salata kıyam ediyor. Edince ruh bedende zaten salata kıyam ediyor. Ama salatın içinde namaz da var. Edilince ne oluyor? Alameti nedir? Beden arzda secdedir. Bak, ruh bedende secde etmiyor. Salata kıyam ediyor. Beden arzda secde eder. Çünkü ruh zaman ve mekana mukayyet değil ya. Evet. 46 sözlerde salatın farzı 3'tür der. Çok acayip ya. Onu Allah selamet versin ya. Onu şey yapmıştım böyle. İşte abi. Abi dedim ya bu salat namaz değil ya. Namazın farzı 12'dir. Salat burada 3 tane. Namazın malum işte içinde dışında 6 12. Bu başka bir şey ya. Ya. Gel o zaman otur dedi. Salat. Salat namaz değildir. Ama salatın içinde namaz da var. Sadaka zekat değildir. Ama zekat da salat şeyi sadakanın içinde. Hani iki türlü Kur'an'da fakir var. Bir miskin bir de fakir. Fakir demek nisap miktarı parası yok. Ama parası var ya. 86 gram altını yok. 70 gram altını var. Ama fakir. Miskin ise damül miskin. Var ya o hiçbir şeysi yok. Onun için miskine yedirin. Fakir. Acayip bir şey ya. Yani hakikaten dünya hakikaten tiyatro ya. Acayip bir şey böyle. Ne baktığın zaman. Bu sefer merakla kendi ecelini merak ediyorsun. Allah Allah. Bakıyorsun öyle. Kendi eceline şahit olacaksın. Allah yapıyor zaten. Azrail'i kullanıyor. Azrail de hastalıkları kullanıyor. Sen de bu beşeriyetin. Bu nasıl yayılırsan bu kabloyu at. Bu iki tane devreyi devre dışı bırak. Hastalık, kanser, koronayı. Azrail Aleyhisselam da kabloyu buradan bağla. Hani burası kangren olmuş, bir şeyler olmuş. Kan bir yol bulur işte. Başka yol açıyor. Damar yapıyor kendisi. Hop kabloyu at oraya. Allah ve sen. Geç o Azrail'i. Bu sen şahit oluyorsun. Orada yatıyorsun. Azrail geliyor. Ondan sonra telkini de sen kendin veriyorsun. İşte
soru soracak böyle canını alırken yardım ediyoruz. Tuhaf. Taklidi kırılması ile ne olur? Kur'an hakimi feyzinden teslimi bozulması ile Halik-i Rahim'in rahmetinde mahrum kalıyor insan. Taklidi kırılması ile Kur'an'ın feyzinden teslimi kırılması ile Cenab-ı Hakk'ın Halik-i Rahim'in rahmetinden mahrum kalıyor. Onun için iman edemiyor. Sözler 96. Ruh, kalp, akıl gibi bütün letaifini dahi. Ruh, kalp, akla letaif diyor. Latif cihazlar demek. Ya. Sözler 110. 100. Bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler. Görüyor musun bak? Bütün nurani. Ya küllati tek de böyle şey yapınca bir tuhaf yani. Nüfus cüzdanı gibi. Zahirde gördüm sokakta. Adam yaşıyormuş böyleymiş. Ama gitti mesela doktorun cüzdanını buldu. Ondan sonra Allah Allah bir adam varmış ya böyle nasılmış. O gitti hastanede şeyde. O doktormuş ya. Siması farklı. Duyguları, yaklaşımı, inancı, itikadı. Adam gibi adam. Bak biz bulduk diye bizi çağırdı falan. Bak bizi yemeğe çay yaptı. Bir şeyler anlattı. Sohbeti çağırdı. Ya iyi bir adammış ya. Nüfus geldiğiyle bu eşit mi şimdi? İnsan da böyle ya. Çok acayip. Bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler. Bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler. Ruhun nurani ruhlar peygamberler. Nurani kalpler veliler. Ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler. Bütün suhuf-u maneviye ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrar ettiğin binler vaatlerine ve tehditlerine istinaden. Bitti. Şimdi anladığımız çok zeki olmak, dahi olmak, çok zeki olmak, dahi olmak, aklın olduğuna ve sıfatlarının istikametinde olduğunu göstermez. Çok zeki olmak, dahi olmak, aklın sıfatları çok zirvede olmak istikamette olduğunu göstermez. Neyi gösterir böyle akıllı olduğunu? Aklı vahye bağlılığın nispetinde sıdıkın sahibi oluyor. Demek sıdık ne demek? Noktalı virgül. Esmalarla çalışan dimağın, dima neyle çalışıyor? Esmalarla çalışan dimağın vahye bağlılığı nispetinde sıdık oluyor. Akıllı olur ama istikametinde değilse de sıdık olmuyor. Yani akıl istikamette olursa sıdık oluyor. Vahye bağlı ise akıllı. Akıl ifrat ve tefritinden azade olup haddi vasatı da olursa sıdık olur. Hasan abi şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Sanki veya tersini söyleyebilir miyiz? He. Şimdi her peygamber velidir. Her veli de sıddıktır. Veyahut da her sıddık velidir. Hatta her sıddık tersi olmaz. Nasıl olabilir abi o? Her peygamber velidir. Yani üniversite diploması olanın ilkokul, ortaokul olduğu gibi her peygamber sıddıktır. Ama her sıddık peygamber değildir. Her sıddık peygamber değildir. Fakat Peygamber Efendimiz peygamberden sonra Ebu Bekir'in herhalde o makamda, ondan sonraki makamda görünmesi Hasan abi. Sıdık. Bu nasıl oluyor abi? Sıdık. Veli araya nasıl girmiş abi o zaman bu veli? Yani mesela sıdık neyi cem etmiş? Adaleti cem etmiş. Her üst makam aşağıdakini de otomatik. Genel müdür, müdürlüğü de cem etmiş. Memuru da, amiri de. Şefi de içine almış. Evet. Üniversite diploması gibi. Evet. Sıdık, adaleti almış, içine almış Ömer. Evet. Osman'ı almış şeyi. İlmi. Enfusi. Evet. Ahlak. Ali'yi almış ilmi. İçine almış. Evet. Yani sıdık uçunu cem etmeden olmaz. İlimsiz sıdık olur mu? Evet. Ahlaksız yani sıdık olur mu? Yani kalpte veli diyor. Nurlu akıllarda sıddıkinler diyor ya. Oradan sanki... Not demişim. Bittiği için kırmızıyla da bu değil mi? 10 12 2019'da uçaktaymışım. Hatay'a gidiyorum.
ne yazmışız burada? Demek ki o haletler bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler, bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler, bütün keski ve nurlu akılların madenleri olan sıdıkınlar. Acayip bir şey ya. Kaleminiz bittiğini de yazıyorsunuz. Kalem bitmiş. Ha, kalemin bittiği için kırmızıyla devam ediyorum demiş. Kanla yani filan yazmadınız değil mi? Ha? Kanla filan yazmadınız. Burada kalemin bitti dedim. Niye kırmızı yazdın diye şer düştüm yani. Kalemin bitti. Sonra sözler 101. Sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere gösterir. Oo, sönmek akla, ölmek kalplere aitmiş. Sönmek, ölmek. Kalp ölür, akıl söner. Kalp dirilir, akıl canlanır. Sözler 107. Dörtte kapatırız olayı. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi, geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insanı mütemadiyen incitip bir lezzete 9 elemi karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bitti. Ne anladık? Düşünmek akıl kullanıyor. Düşünmek akıl kullanıyor. Geçmiş zamandan hüzün, gelecek zamandan korkular geliyormuş. Bak görüyor musun? Üst birim olan akıl hem tasavvur hem de tahayyülü kullanıyor. Akıl tasavvurla düşünüyor. Akıl hayal ile hayal ediyor. Tasavvur ile düşünüyor. Düşünceyi geçen hafta konuşmuştuk. Düşlenmek. Yani şöyle bir göstereyim size. O çok önemli olduğu için. Şu düşünce buraya ait ya. Bu çok kullanacağız da onun için. Gelmeyen var mıydı haftaya geçen hafta? Hayırlı olsun abi bu arada. Evet. Maşallah. Ben seni dedim ki asırlardan beri duruyor sil. Yeniden yaz dedim. Maşallah. Çok güzel olmuş. Yazmış değil mi? Şimdi düş nedir düşünmek? Geçen hafta olmayan var mıydı? Kim vardı? Sen yok muydun? Dur bir de vardın. Kim yoktu? Şu anda olmayanlar var abi. Ha, tamam olsun şöyle. Şimdi burada düşünmek, zan, malumat, bilgi, şek, şüphe. Burası ayet. Şimdi buraya düşler gelir. Düş. Düş almak. Düşlenmek. Düşe mazhar olun. Düşlenmek. Buradan gelir. Olumsuzluklar, şeytan, kafir cinler, olumsuz mekanlar, o cemaatların, komitelerin, geçmiş zamanın keşkeleri, nazar, beddua, lanet almak. Buraya atılır, düş olur. Düş. Buraya da müsbetler gelir. Melekler, Müslüman cinler, doğru mekanlar, doğru düşünceler, cemaatin şahsi manevisi, aldığın dualar, hizmetler, nazar, koşturdun, bu da düş olur. Düş. Bu iki düşü biz alırsak düşünürüz. Kendimizi mal ederiz. Düşlenmek. Düşünmek. Buradan geliyor. Sonra bir ikisini alırız. Bu mu bu mu? Yok. Harmanlarız. Onun adı düşüncedir. Harmanlamanın adı düşünce. Zihin aktivitesi. Ya işte. Hayır. Değil artık. Zihin burada da. Zihin aşağıda. Şunu aldık mı buraya? Menfi müsbeti aldık mı? Her birisi düşünce midir? Hayır. Düştür. Harmanlarsak ikisini düşleri yani düş almak. Yani yukarımızdan aşağı suyu dökmek. Lazır oldu abi. Düş. Evet. Düş. Ama sır abi serbest bölgenin bütünlüğü. Tahakkule sır yazmışlar. Ben katılmıyorum ona, onu söyleyeyim. Hangisi? Tahakkule sır yazmışlar abi. Sır bence serbest bölgenin bütünlüğü. Nerede sır yazmışlar? Tahakkülün altında sır yazmışlar abi. Tahakkülün altına. He. Sır abi, serbest bölgenin kendisi. Yani şöyle, bu zıtların cemi, evet teke dönüşmesi. Akla da sır mı diyordu, sır şey mi diyordu? Ve onu sileriz, bakalım. Akla sır cem yer var galiba. Gidiyorum. Zaman ve mekan anlayışının muayenleşmesi midir düşünce? Bir de söyle. Ha evet. Yani zaman ve mekanın insana yaptığı tesir. Evet. Onu yorumluyorsun daha düş.
Onu varmalayınca düşünce oluyor. Harmanlıyorum, düşünüyorum. İki taraftan da biri geldi. Düşünüyorum. Hangisiyim? Bu karar verecek. Bu nedir bu çizgi? Fehim. Fehim süzgeçtir. Akla indi. Vahye muhatap olursam düşünce istikametini koyuyorsun. Sıdık ve elin. Eğer vahye muhatap olmuyorsam Osman tabiriyle geçmiş olsun. Başkanın tabiriyle. O çok değerli hocam. Geçmiş olsun. Aslında bir şey sorabilir miyim? Fikir yoldur diyorsunuz ya. Şimdi fikri biz nereye koymuştuk? Ben bu kusura bakmayın. Fikir akılda. Fikir oradaysa abi ben sanki şöyle anlıyorum. Şu kalem var ya çizmişsiniz maviyle ta iktikata kadar giden ok. Yolsa eğer onun bütünlüğü sanki fikir değil mi abi? Zaten bunlar hep süret ya burada. Bu burada kalmıyor ki. Buraya dönüşüyor. Ya böyle dönüşüyor ya böyle. Yani o fikir olan aslında bunlar yani. Ha, fikir nedir biliyor musun? Bak yol ama. Yok. Ama bak yol ama. Nasıl bir yol? Şimdi bak ben buraya şöyle dağ ip atıyorum. Şurada dağ, şurada dağ, şurada. Bir tanesini attım. Yani fikir demek, usta diyor yoldur ama ne demek? Bir gaye, hedefi belirlendikten sonra onunla benim aramdakinin adı yoldur. Yol iki yeri giden ve gidilenin ispat eder. Fikir bir gayeyi gösterir. Ama kendisi yol. Yol alabilmesi için netice olması lazım. Netice. Mesela fikir bir hedef olacak. Bir gaye olacak. Gayen oldu mu? Gaye ile senin arandaki adı fikir ama fikir aynı zamanda çekirdek, gayeni de gösteriyor. Evet. Çekirdek olarak tahakkulde bulunuyor. Evet. Yani. Fikir. Ama şimdi dışarıda seyrediyorsun gibi değil mi? Daha burada da öyle. Evet. Arnavutköy seyrediyor adam. Yani hı hı. Bu haritada o zannediyor ki harici bir ilim işte bu. Anlatıyor işte. İşte anlatıyoruz. Hep burada oluyor. Farkındalığın artıyor. O zaman işte durup dururken enseni de seyrede oluyor. Ondan sonra haletlerin oluyor. Dururken sıkılıyorsun. Sıkıntıyla kalkıyorsun. Allah Allah. Rüyalanıyorsun. Bir bakıyorsun. Fesubhanallah. Nereden geldi? Hızır abi daha ileride. Gündüz ortası geliyor Geylani. Çok mu sıkıldım? Biraz gezdireyim seni diyor. Ya bu bunlar yalan mı söylüyor bu adamlar ya? Tokatlarını yersiniz diyor usta. Daha ileri gidiyor. Üç kişiye haya masal oldukları gibi diyor. Mematından sonra hayat demiş ki icraatları var diyor. Marifi kerri, hayatı hala, Abdülkadir Geylani. Ya bunlar böyle iddia ediliyor. Ya şehitler niye diyor? Çürümüyor kardeşim ya. Daha yakın yapalım. Niye senin simayla sokaktaki simaların farklı ya? Gafura katılmıyorum. Zihin meselesinde. Ama direkt öyle denilir mi ya? Direkt değil mi ki? Resmen bir şey cevap versin. Onun aramızda olsun. Ama şöyle. Bugün birisine bir şey yazdım. Şimdi benim hem de teneffüs ettireyim. Benim halaoğlu var. Emsaliz. Biz eskide balığa giderdik. Yani ikimiz de vakıftık dershanede. Fakat ders bitince mesela Çayeli'de 11'de vesaire biterdi. Sonra setmeyi alırdık. Çayeli'nin köylerine serpme atmaya giderdik böyle. Venekleri giderdik daha çok. Tamam. Şimdi gittik saat 1 mi ne oldu bir şey anlatacağım. Hüseyin'le alak. Bir baktı ki serpmeyi almamışız. O dedik o aldı. Ben dedim ki o aldı. Saat 1. İkinizin saat 1. Saat 1. Çayeli'den çıkmışız ikimiz. Dersi de bitirmiş çabuk gitmişiz. O almıştır. Ben dedim ki o almıştır. Peki ne yapılması lazım? Geri döneceksin yatacaksın da bir. Geri döndük, aldık, tekrar çıktık. Bu kaç yaş işte? 20 küsur yaşından getirmiş oldu. Nasıl bir şey anlayamıyorum yani. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Evet, bu hatıra işi yapmak için bana bir video geldi. Adam serpme atıyor. Ben de serpmenin ustasıyım yani. Böyle şeyim var ya. Serpme var ya, atma. Şimdi adam bir video göndermiş. Yani sizi şey yapayım tebessüm. Adam doğuda derede serpme atıyor. Hakikaten acemi. Şimdi iki tane hata yapıyor esas. Serpmeyi alırken güya şey yapıyor. Bir, adama ben Mehmet bunu şey yapınca
Benim gözüm farklı değil mi Sert Bey falan? Ama adam dereye gidene kadar yaptığı şeyler gördüm. Ben gördüm ya. Şimdi adam şey yapmış, ben oraya dedim ki, Mehmet dedim, bunu altına yaz adama. Bir, serpme iş yaparken tamam hazırız dedi, tam geçerken dereye gidene kadar tarlalardan geçiyor. Hemen eğdi bir hıyar koparttı. Herhangi bir tarladan hıyarı yedi. Sonra başka bir tarla geçti, o tarlayı da çiğneydi geçti. Mecburu yazdım. Yani bu arada tebliğ olur. Şimdi seninle diyorum, ben gafura katılmıyorum. Dedim ki, maşallah bizi eğlendirdin, şöyle yaptın. Yani ekmek, ekmek, sandviç, sandviç. Araya acı koyuyorsun. İki tatlının arasına koyunca yeniyor. Direkt acı koyunca yenmiyor. Şimdi el adam... Abi, bir şey olmadı. Şaka değil. Ben teneffüs etmek için şey yaptım. Şimdi adama dedim ki, maşallah bir iltifat ettim. Sonra dedim ki, bak o tarla senin değilse o hıyar yedin, onu helallik al. Helallik al. İki, herhangi bir tarladan geçtin, çiğnedin. Senin tarlanın çiğnenmesi ister misin? Sonra bir de şimdi bir iltifat. Maşallah dereye uzak atıyorsun. Oysa yakın attı. Mesela iki tane iltifatın arasını. Ama gafura katılmıyor diyeceğim. Bir ekleyince bu kaşınıyor abi. Bir dakika. Ha, şimdi. Size karşı olmamak için gafuru seçtim. Ama bana karşı olsana. O sizin görüşünüz. Yok, size karşı biraz daha... Yok oğlum, toplanabilirsiniz belki. Zihin meselesini sadece izanda olur dersek. Geçen ben anne zihin derseniz izanda olur. Gabur abi dedi ya, zihin burada dedi, yer gösterdi. Evet, izan, dimağla ilişkisi, müsbet meselelerde de, menfi meselelerde de izanla başlar. İzanın tamam. Menfisi de var. Tamam. Dimağı ve zihni biz bütünlük halinde, çalışır halde her insanda bulmamız lazım. Tamam var. Zihni yoksa, adamın zihni düşünmesi tamam. Yoksa insan değildir o zaman. Bunu demek tamam. İstiyorum. Tamam. Doğru. Ben şimdi vicdana çalışıyorsundur mutlaka. Ben çalışıyorum abi. Ben ama biraz da bak. İtibariyle abi biraz şey yapmak çünkü. Ama ben biraz da çalıştım. Baktım ki kafir diye kalp çalışıyor, vicdan çalışıyor. Ama ben de paralel çalışıyorum seninle. Münafık da çalışmıyormuş. Evet. Münafıkta 3 tane şey yokmuş. 3 tane sistem duman olmuş. Bu çok güzeldi abi ya. Geçen haftadan. Ondan sonra harikaydı. Fakat kafirde çalışıyor. Peki müminde vicdansızlık olabilir mi? Vicdansızlık olabiliyor. Kafirde vicdan olabiliyor çünkü köpeği yediriyor. Abi durun o zaman. Lütfen Allah'ım beni gaza verdiniz. Sadece şunu yapıp oturuyorum. Sadece. Tamam inşallah. Şimdi ne ders yaparsak yapalım önce şecereyi hilkatte bir yere bir yapıştırmak lazım. Tamam. Onun üzerinde insan bütünleşiyor. Tamam. Sadece şunu anladım Hasan abi. Bakın. Cennet, cehennem. Cehennem desen ya koy neyse yeter ha. Cehennem. Kürsü üzerinde ne vardı abi? Hayat. Efendim? Daire-i hayat. Daire-i hayat. Daire-i hayat, sonra daire-i ilim, sonra cennet cehennem, sonra arş. Daire-i ilim. Öyle mi yazılır? Evet, hayat. İlim yok. Evet. Tamam, İlim. Daire-i hayat. Kürsü. Hayat. Sadece şu bu mudur, bu mudur abi? Hasan abi, şu şecere-i hilkatin, şecere-i hilkat demeyelim de abi, kainat mı diyelim? Kainattır arştan aşağıya. Tamam. Aa şurada şeyler. Cennet, cehennem, arşın içinde. Hep derdim, hatırlıyor musunuz? Derdim Zeytinburnu'nda, hep küçük çekmecede bunu yaparken Allah geniş bir yer versin, Allah bir geniş yer versin. Dua yerine geçer de geniş yaparız, hatırladın mı? Elhamdülillah. Evet, hep söylerdiniz abi. Evet. Öyle bir geniş yer verdi ki. Önce birini aldı. Evet. Önce sizi bir eğdi, sonra zıplattı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ben şimdi söyle bugün. Hasan abi, bu kainatın vicdanı, bendeki vicdan da bu. Benim vicdanımda cennet de var, cehennem de var. Ve daire-i ilim ve daire-i hayat Hasan abi. Var. Bu kainatın vicdanı bu. Ve benim vicdanım bunu kapsıyor Hasan abi. Evet. Şimdi mesela siz az önce dediniz ya, Azrail kenara çek. Direkt bağlan. Şimdi mesela Hasan abi, zihni kaldır, iradeden direkt Latife-i Rabbaniye'ye kemente at. Sebepleri kaldırıyorsunuz abi.
Yani bu vicdan çok acayip bir şey. Ve şunun bütünlüğü Hasan abi bende. Aleminde değil mi? Alemimde abi bu. Evet. Bu. Bu vicdan acayip bir şeyler doğuracak. Acayip bir şeyler doğuracak abi. Mihenk diyor ya Hasan abi. Evet. Acayip şeyler doğuracak gördüm. Ne kadar gelmişim bak sana şöyle göstereyim de. Yani alışıyorum çok şükür. Bu arada bak şimdi çalıştığım sayfalar göstereyim. Vicdan 23.11.2021 Tepecik 1 2 3 4 Nereden başladınız? 5 6 sözlerden. Sözlerden mi? 6 7 7 8 oldu. Ondan sonra şurada keşke dedim kurşun kalemle yazsam çünkü iman ön taraf, arka taraf, sağ, sol neyle evet. besleniyor onu Allah nasip etti. Kainattan beslenme vicdanın tarafı var. Mesela ön taraf ahiret, arka taraf Allah'a iman, sağ taraf kadere iman, sol taraf kitaplara, alt taraf peygamberlere, üst taraf meleklere. İnsanda ön taraf nokta istinad, arka taraf nokta istimdat, sağ taraf İslamiyet fiili ama. Sol taraf dima, alt taraf nefis, mertebeli, levvame, mülhüme, mutmaine gibi. Üst taraf ise kalp vesaire. Dedim ya keşke konu kuşun kalemine yazsam da çünkü değişebilir bu. Ama sonra dedim ki ulan vicdana bak ya. İradeyle ibadetullah, zihniyle marifetullah, muhabbetullah, müşahadetullah. Hepsinin bütünlüğüne zaten vicdan deniliyor vesaire. Öyle bayağı ciddi boşuyorum. Üç tane şey çalışıyorum aynı zamanda. Bir, akıl ve zihni okuyorum. Okurken o bütünlükte biraz önce şey yaptım ya, ısınmak için not alıyorum. Onları bütünsel bakarak not alıyorum. Aynı zamanda defteri üçe bölmüşüm. Şey yazıyorum. Seyahat ederken, yürürken yolumda işaret taşları. Yani hedefime doğru giderken yolda rastladığım şeyleri yazıyorum. Onun adı psikoloji. 9 tane karakter buldum. Sözlerde var ya 24. sözün ikinci dalında Katre, Reşa, Zühre hepsinde de üçer tane 3 6 9 şahsiyet. Onun şahsiyetleri yazdım öyle. Ondan sonra böyle psikoloji namı altında işaret taşları. 3 tane şey yapıyorum. Vicdanı çalışıyorum. İşaret taşlarını şey yapıyorum. Külliyat okurken gene kafam psikoloji ister istemez karakter, içsel böyle bu nedir bu nedir falan diye. Bir de bu akıl okurken düşen, aynamıza düşen cümleleri yazıyorum. Üç tane şey. Aynı defteri üçe böldüm. Şimdi biraz da gidelim de dörtte on dakikamız var kesiyoruz. Dörtte kesiyorum. İnşallah. 109 sözler. Ve madem hayatın süzülmüş en safi hulasası olan şuur ve akıl, latif ve sabit, cevheri olan ruh, küre-i arzda gayet kesitli bir surette halk olunuyorlar. Adeta küre-i arz hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Metin bitti. Küre-i arz bu dörtlüyle şenlendiriliyormuş. Hayat, akıl, şuur ve ervah ile. Kainattan hayat süzülmüş. Hani benim misalimiz var ya böyle Allah'ın dışında bütün kainatı koysan cihaza özünü alsan çıkan hayat. Hayatı da makineye koysak şuur ve akıl süzülmüş. Ruh ile bunların yani hayatın, şuurun ve aklın latif ve sabit cevheri olan ruh. Yani ruh özü değil, süzülmemiş. Nedir o? Latif, sabit, cevermiş. Bunların cevheri aslı. Yani cevher demek aslı. Zahirde beden var ama hayat gözükmüyor insan. Mesela bedeni görüyoruz. Hayatı görüyor muyuz? Görmüyoruz. Kimse de inkar edemez hayatı. Hayat gözüküyor mu? Ali? Gözükmüyor. Hayat gözükmüyor ama beden gözüküyor. Ama kimse inkar etmiyor. Hayat var. Çünkü görmesi, işitmesi, söylemesi ve ihtiyar ve iradesi var olunca hayatı var. Anlıyoruz. Görmek hayatın alameti. İşitmek dirilik emaresi. Değil mi? Hayatı alametleriyle varlığına intikal edip tahakkuk ettiriyoruz. Mevcudu inceleştirirsek, bak mevcudu
inceleştirirsek hayat, hayat inceleştirirsek şuur, şuur inceleştirirsek akıl. Ruh bunların cevheri. Ruhtan süzülmüş, ruhtan süzülmemiş cevher olmuş. Çünkü ruh dört yapı var. Zihayattır, zişuurdur, kanun emr, vücud haricidir ruh. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hulasasıdır ve ruh dahi latif ve safi bir cevheri ve sabit ve mustakil zatıdır. Şuurun hulasası akılmış. Şuur, ruhun dört sıfatından biri olan zişuurdur. Şuur neymiş? Ruhun dört sıfatı var. Zişuurdur, zihayattır, kanun emr, vücud harici. Şuur neymiş? Ruhun dört temel yapısından biz yapıymış. En dışarıda hayat, bundan içeride akıl, bundan da içeride şuur, bundan da içerisi ruhtur. Ruhtur dedik ve burada Hasan abi, bitiriyor. Ruhu için namus diyebilir miyiz? Yani cevher itibariyle kanundur, herkesin ruhu namustur. Herkese ayrıdır. Nur-u Muhammed-i Câlebi'nden bakacak olursak ruh o zaman kanundur. 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 Çünkü kanundur. Mesela elektrik, değil mi? Elektrik daha kablodayken nedir? Her şeydir. Ama ampule gelince ışıktır. Evet. Artık fırındaki ısı değildir. Tamam mı? Celaskal değildir mesela. İnşaatta yük taşıyor. Yani elektrik kablodayken her şeye müsaittir. Ama olmuşsa bir şey, bir şey. Ahmet Aleyhisselam. Evet. Ahmet Aleyhisselam Efendimizin Ahmet diyorum abi. Ruhu namustur. Namustur. Muhammed ise kanundur. Kanun mudur? Kanundur. Çünkü bir şey değil o, her şeydir o. Her şeydir o. Evet. Ama baba olması, komutan olması, koca olması, peygamber olması, kul olması, bunlar hep o beş şey insaniyetidir ki 19. söze Risalet-i Muhammediye denmemiş. Risalet-i Ahmediye denmiş ismi. 19. mektuba Mucizat-ı Muhammediye denmemiş. Mucizat-ı Ahmediye denmiş. Yani beşer ve insan olma itibariyle, cevher itibariyle Miraç'ta kullanıyor Muhammed. Siz az önceki sayfada okurken Hasan abi dediniz ya, biraz özür dilerim, şey yapamadım, oturtmam lazım da. Nurlu ruhlar peygamberlerdir dediniz Hasan abi. O peygamberler, nurlu ruhlar peygamberlerdir derken o zaman namus mudur? Ruhlar dedim. Ruhlar dediniz. Ruhlar mesela namusa dönüşmüş. Şu peygamberlerin asl itibariyle masumdurlar ve mahfuzdurlar. Tamam mı? Günahları yoktur, korunuyorlar. Bu itibariyle kanundurlar. Hepsi eşittir. Değil mi? Ama hepsinin makamı, hepsinin işlevi, hepsinin farklılığı o namustur. Mesela diyelim ki 2000'e yakın ve aşkın elma var çeşidi. Ama benim bahçedeki namustur. Onun için kanun emirdendir, namus iradedendir. 55 Samsun plakalı Mesnevi Nuriye'de geçer. Kanun emirdendir, namus iradedendir. Yani irade sana dönüşmesi, ele çık her şeydi ama sende bir şey oldu. Her şey olma tarafımıza kanun, ondan bir şeye dönüşmüşsek namus. Şöyle de diyeyim, ruhun cevher itibariyle erkek değildir. Değildir, dişiliği yoktur. Dişiliği yoktur. Alt yoktur, hücresi yok, hacmesi yoktur. Ama bu bedene girince bu organları çalıştıra 3,5 yaşından sonra canlı olduğumu anladım. Hayatta olduğumu anladım. Cinsiyetimi anladım. 15-10 yaşında işte farklılığımı anladım. Bir kimlik var. 26 yaşına kadar kimliğim oldu. 33'e kadar kişiliğim oldu. 40'ta karakterim oldu. 50'de ben oldum. 50'den sonra, 63'ten sonra ben olan ben oldum. Kimlik ve kişilik değişik. Yani ben olsa artık o artık her şeyken bir şey oldu. Ruh böyle evet. Çift cinsiyetleri, eşcinsellik nasıl oluyor? Ruhta hem kadınlık var hem her şey var. Ama onu muayyenleştirmesen bu organlara
bu organlara, bu zihniye, bu düşünceyle bu organa, organla şekillendirirsen erkek oluyorsun. Organla şey yaparsan kadın oluyorsun. Hiçbir organla muayyenleştirmiyorsun onu, eşcinsel oluyorsun. İkisi de var. Çünkü şeytan hem kadın hem erkeği kandırıyor. Çünkü şeytanda kadınlık da var, erkeklik de var. Ondan lanetlenmiştir şeytan. Ondan lanetlenmiştir eşcinsel. Onun için şeytanda iki cinsiyet var. Hem döllüyor hem dölleniyor. Kendisi kendisine. Onun için lanetlenmiş. Eşcinsellik de öyle. Döllenen ve dölleyen aynı oluyor. Hasan abi çalışıyorsunuz ya. Düşündüğün... Ama senin o konun. Yok, ben sana yardım etmek yok. İçin. Ne güzel söylediğin. Allah razı olsun. Ben de kendim bir şeyden diyorum. Yok doğru. He. Hasan abi düşündüğünü düşünen... Düşündüğünü düşünen... Mehmet abi sormuştu. Düşündüğümü düşünen diye bir sormuştun galiba değil mi? Evet. O vicdan mıdır abi? Yani bana vicdandır gibi geldi. Sen onu söylüyorsun. Zaten evet diyebiliriz. Niçin diyebilir şimdilik? Mesela aklen hata yapıyorsun. Vicdan şeye zeka ile gidiyor tartıda veya okul aklına şöyle bir sürü yapıyorsun. Bunu yapan sensin. Akılla yapıyorsun. Ne geri zekalı akıl? Aptal akıl demiyor. Vicdansıza bak ya. Vicdansıza bak diyor. Niye? Aklı nezaridir. Akıl vicdan nezaridir. Kontrol etmesi lazım. Evet. Aklın doğruluğunu, yanlışlığını vicdan yapıyor. Yapmayınca vicdansız adam. Akılsız da kandırdı beni. Bana tapusu olmayan arsayı sattı, bineyi sattı. Aynı daire 5-6 kişi. Vicdansız adam. Oysa zekavetiyle yaptı. Karaktersiz demiyorsun. Akılsız demiyorsun. Geri zekalı demiyorsun. Ama zekasıyla yaptı, aklıyla yaptı. Niye vicdan söylüyorsun? Vicdansız adam. Evet. Ha, vicdan nezaredir. Onu hep kontrol eden odur. Şuurun mekanı. En arkada. Evet, şuuru da vicdanda olduğunu, bütünsellik. Yani irade, zihnis, latife-i rabbani, bütünsellik. Zaten ikinci şuur orada. Birinci şuur dimağda, ikinci şuur vicdanda zaten. Evet. Dimağın bütünselliği birinci şuur. İkinci şuurla, ikinci niyetle değiştirebiliyorsun diyor ya Mesnevi'de. İki tane var. Birinci ihlas, ikinci ihlas. İki tane ihlas olduğunu ihlas da söylüyor. Ehli dalalette de ihlas var diyor. Samimi olmak da aslında birinci ihlas dimağdır. Bir tane sır da ben söyleyeyim. Vicdan şehadet yapıyormuş. Bütün şahitliği vicdan yapıyormuş. Evet. Sarı ifade var. Evet var. Evet. Vicdan bile şehadet eder diyor. Evet. Burada keselim inşallah. Cüz-i ihtiyarından vazgeçtim diyor ya. Evet. Ve ahir davahu menin hamdülillah rabbil alemin. Bu hakla haklanmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bizi bize bırakmasın. Bu hakikatin tahakkukunu, esmasını bizde tahakkuk ettirsin. Ya rabbel alemin. 124 bin peygamberin, 124 milyon evliyanın hangi haleti ruhiyelerle tövbe etmişlerse, bu tövbelerine hangi esma mukabele etmişse, biz o haletleri, o esmaları şefaatçi yapıyoruz. Tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Onların istediklerini istiyoruz. Sığındıklarına da sığınıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Onların hürmetine, onların mazhar olduğu ismi azamın hürmetine, Risale-i Nur şahsı manevisi hürmetine duamızı, tövbemizi kabul eyle. Amin. Ve ahirde vâhum enilhamdülillâ Rabbil Alemin. El-Fatiha. Teman selamat.